Açılış konuşmasını yapmak üzere Adapto Girişim Atölyesi Bilim Koordinatörü Doktor Umut Senem Çiftçi'yi sahneye davet ediyoruz. Merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aslına bakarsanız buradan baktığımda genel uluslararası ticaret bölümü öğrencilerini görüyorum ama hemen bir sormak istiyorum. Başka bölümlerden gelen öğrenciler var mı şu an? Süper, çok mutlu oldum. Bir soru daha soracağım. Ön lisans olan var mı? Hoş geldiniz. Bunu ayrıca söylemek istedim. Çünkü öğrenci işlerinden duyuru yapmak istediğimi söyledim. Dediler ki, hocam kimlere gitsin bu mesaj? Dedim, ön lisans ve lisans. Hocam ön lisanslar gelir mi dediler. İşte gelinler. Çok teşekkür ederim. Ya. Arkadaşlar, aslında bu etkinlik bizim Adapto olarak öğrenci kulüplerine vereceğimiz desteğin teminatı. Aranızda geldiğiniz kulüp bölümlerde herhangi bir kulübün üyesiyseniz eğer, sizlerden rica ediyorum, özellikle girişimcilikle ilgili bir etkinlik düzenleyecekseniz, girişimcilikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız, biz Adapto olarak G-Club adında bir programımız var ve bu program kapsamında sizlere destek vermek istiyoruz. En azından yıl içerisinde düzenlediğiniz bir tane etkinliğin gerek afişlerinin basılması gerekse duyurulması konusunda ön ayak olmak istiyoruz, ortağınız olmak istiyoruz çünkü bizim de reklama ihtiyacımız var. Niçin reklama ihtiyacımız var? Bundan bahsedeyim. 2009 yılında Teknokent kuruluyor Sakarya Üniversitesi'nde. Biliyorsunuz aslında İstanbul, Türkiye'deki pek çok üniversitenin Teknokenti var. Ve artık hatta bir strateji olarak 81 ildeki bütün üniversitenin Teknokenti olsun istiyorlar. Bizim 2015 yılında bir teknoloji transferi ofisimiz kuruldu ve Adapto ismiyle kuruldu bu ofis. Söz konusu ofisin 5 tane modülü var. Bu modüllerden bence sizlerle ilgili olanı benim şu an koordinatörü olduğum modül. O da girişimcilik ve şirketleşme. Şimdi girişimcilik aslına bakarsanız artık öğrenciler için ne kadar önemli bilmiyorum ama bir kariyer olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Eskiden kariyer olarak sadece bir yere girip orada çalışmaya başlamanıza kariyer deniyordu ama bu bitti artık. 1980'den beri canlandırılmaya çalışılıyor. 2000'lerden sonra zaten belki de en popüler olan şey oldu. Ve bence üniversite öğrenci olarak sizler mezun olduğunuzda her birinizin taşıması gereken tek şey diploma değil girişimcilik ruhu. Bu yüzden bu etkinliğe seve seve gönüllü bir şekilde destek vermek istedik. Ve kabuğunu girişimciliği dinlemenizi organize etmek istedik. Ve burada olmaktan biz de çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum 20 gün size vereceği. Aynı zamanda bu kulübün akademik başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. İlk etkinlik onlara nasip oldu bu şekilde destek vermek ama bundan sonra pek çok kulübe destek vereceğiz. Şimdi girişimcilik atölyesi ne yapar? Senede 4 kez girişimcilik fikri olan, girişimci olmak isteyen, iş fikri olan gençlere iş fikirlerini yatırımcıların karşısına çıkarabilecekleri şekilde sunabilmeleri adına hızlandırma programı verir efendim. Peki biz sizden nasıl haberdar oluruz? Bizim çok güzel bir web sayfamız var. www.girişimcilikatölyesi.net diye. Buradan girerseniz eğer, bu sayfaya girerseniz orada bir formumuz var. O formu doldurmanızı rica ediyoruz. İş fikrinizi bizimle paylaştığınız bir form bu. Bu formu değerlendirmeye alıyoruz ve gerçekten teknoloji tabanlı, gerçekten dijital tabanlı, bir ürün geliştirmeye dayalı bir iş fikriniz varsa eğer sizlere bu fikri melek yatırımcılar olmak üzere ileride de risk sermayedarların karşısına çıkabilecek hale getirmeyi arzu ediyoruz. Bir sevindirici haberim daha var. İstedik ki bu melek yatırımcılar falan hep İstanbul'dalar. Yani Sakarya'da hiç mi iş adamı yok? Yani bu kadar zengin iş adamı varken destek olmak istemezler mi dedik. Çok güzel bir G-Mentor ve G-Investor diye iki program daha başlattık. Ve önümüzdeki hafta ayın 20'si, çarşamba günü sizleri tekrar davet ediyorum. Ama bu kez Teknokent'in konferans salonunda G-Fest programını tamamlayan 5 grubumuz iş fikirlerini Sakaryalı iş adamlarına anlatacak arkadaşlar. Ve bu iş adamları uygun görürlerse kendilerini destekleyecekler ve kuruluş sermayesi hediye edecekler onlara. İBİ olarak. O yüzden
sizleri orada hem arkadaşlarınıza destek olmak adına ağırlamak isteriz. 20 Aralık günü, çarşamba günü saat 15'te Teknokent'te olmanızı çok arzu ederiz. Ve oradaki iş fikirlerini dinleyip bakalım kim kazanacak, görün ve destek verin arkadaşlar. Peki biz ne yapıyoruz G-Fest programında? 4 haftalık bir program yapıyoruz. Şubat ayında ve Nisan ayında düzenlenecek 2 tane etkinliği G-Fest programımız var. Ve bu etkinliklerde sizin iş fikirlerinizi olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da sizleri yatırımcılarla buluşturmak için ağları örmeye başlıyoruz. Bence ağlar güzel şeyler arkadaşlar. Ve sizler belki genç arkadaşlar olarak çok büyük bir ağ sahip olamayabilirsiniz. Ama kurumlar üzerinden yürüyen ağlar gerçekten çok güzel etkiler doğuruyor ve Sakarya Üniversitesi olarak, ADAPT olarak biz girişimci olmak isteyen öğrencinin yanında olmak istiyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü etkinlikte biraz, yani çok teşekkür ediyorum öncelikle iki katılımcımız burada. Bir katılımcımız ne yazık ki daha öncesinde gelemeyeceğini söyledi. Bugün de sabahın saat 8.30'da Yurtol'un kurucusu Elif Salın'dan şöyle bir mail aldık. Bu maili özellikle göstermek istedim çünkü hani sizi kandırmıyoruz. Gerçekten biz de bazen çaresiz kalıyoruz. Çok üzüldüm 21 Yonsel Derece adına, çok üzüldüm bu etkinliği düzenleyen arkadaşlar adına. Ve Yotol için buraya gelmiş olan arkadaşlar varsa bunun için çok üzgünüm ama iki tane çok iyi girişimci konuşmacımız var. Ve aynı zamanda bir üçüncü konuşmacımız daha var. O da Sakarya Üniversitesi'nde öğrenciyken iki tane büyük yatırım almış. Genç bir girişimci var aramızda, Ferhat. O da konuşacak. Sizlerle bugün ne paylaşacaklar, iş fikirlerini nasıl iş modeline dönüştürdüklerini ve nasıl o fikirleri bugüne taşıdıklarını paylaşacaklar. Burada olmanızdan çok mutluyum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Umarım hep girişimci kalırsınız. Hoş geldiniz. Konuşmasından dolayı değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Konuşmacımız Ferhat Babacan, 1998 Şanlıurfa doğumludur. Sağlık Meslek Lisesi okumuş ve son senesinde aldığı TÜBİTAK Bilim Olimpiyatı başarısı ile özel kolejden burs alarak YGS'ye hazırlanmıştır. Eğitim hayatına Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde devam etmektedir. Bugün bize bahsedeceği Hillerbit'in kurucusu ve CEO'sudur. Lise zamanlarında yaptığı araştırmalarla Google projelerinde biyoloji alanında ödüller almıştır. 2014 yılından beri konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır. Girişimlerine Harvard ve Chicago Üniversitelerinden ödüller almıştır. Ferhat Babacan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber girişim iş fikirlerini konuşacağız. Bu yolun ilk başı olan fikirlerin nasıl geliştiği ve hayata nasıl geçirildiğini anlatacağız. Arkadaşım biraz bahsetti ama benim hayatım sürekli başarıyla falan geçmedi aslında. Üç tane girişim daha kurdum bundan önce ve ikisini batırdım. Çok büyük paralar kaybettim. Bir tanesi de bir başka girişime satışı gerçekleşti. Ve ben hayatta her zaman şanstan daha çok fırsatlara inandım. Ve fırsatların aslında size gelmediğini ve sizin onları kovaladığınızı bilmeniz gerektiğini düşündüm. Çünkü fırsatları her zaman sizin ayağınıza beklemek benim Google'da derece alamayacağım, benim Harvard ve Chicago Üniversitesi'ne gidemeyeceğim anlamına geliyor. Çünkü aslında görünen şeyler Harvard'ın Amerika'da olduğu, ya kilometrelerce uzaklıkta ve asla gidilemeyecek bir yer olduğu veya Google'da bir Türk bilim adayının asla derece alamayacağıydı. Ve ben ilk kez 2013 yılında hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı temsil ederek Google'a gittim ve oradan sonra artık girişim fikirlerim hayata geçmeye başladı. İlk girişimimi lise son sınıfta exit ederek başladım. Daha sonra üniversiteye başlarken yazın bir girişim kurdum ve büyük bir para kaybederek batırdım. Daha sonra bir girişim daha kurdum ve yine batırdım. Bugün size şimdi Hillerbit'i anlatacağım. Ben Hillerbit'i ilk kurarken aslında yalnız başlamıştım. Daha sonra kurucu ortağım Furkan'la beraber yola devam ettik ve bugün Hillerbit'le çok güzel adımlar attığımızı düşünüyorum. Biz hardware yapıyoruz. Biz aslında Türkiye'de ve dünyada ilk kez yapılan bir çalışmaya başladık. Biz kişinin ayak fotoğraflarıyla ayakkabı tabanlı üreten Türkiye'nin ve dünyanın ilk firmasıyız.
Bunu bu kadar gururla söylüyoruz çünkü biz bunları yaparken dünyanın artık duymasını istiyoruz. Ne Sakarya ne Türkiye, artık Amerika, İngiltere, İsrail, bütün firmalar bunları duyması gerekiyor. Çünkü biz ayak fotoğrafının görüntüsünü işleyip hayata geçirebilecek bir 3D printer'dan tabanlık üretiyoruz. Ben bu süreçte her zaman dediğim gibi fırsatları kovalamaya çalıştım, fikrimi geliştirdim ve ilk olarak her lise, üniversite öğrencisinin yaptığı gibi tek tek yarışma aradım. Yarışma aramak zorundasınız çünkü yarışmalar asla sizi bulmayacak, asla size Ferhat katılır mısın, Ferhat burada da açık var demeyecek ve ben liseden beri hayatımda artık virüs gibi birçok yarışmaya başvurdum. Üniversite öğrencilerinin katılmış olduğu ilk yarışma Türkiye İhracatçılar Meclisi. Ben oraya liseli öğrenci olarak gittim ve orada hem Türkiye üçüncülüğü, hem Chicago, hem Harvard, hem Koç, hem de Sabancı özel ödüllerini aldım. Evet, bir lise öğrencisiydim ve oradaki tek lise öğrencisiydim. Ben asla bundan korkmadım çünkü fırsatların ben kovalandıkça katlandığını düşündüm ve gerçekten o gece herkes buna inandı çünkü 17 yaşındaki bir çocuk o gece ödüllerin hepsini toplayabildi. Ben Hillerbit'te başlarken de böyle başladım. İTÜ Çekirdeğe başvurdum. Maalesef ki burada benim dönemimde girişim atölyesi yoktu, aktif değildi. Ama bugün büyük bir fırsattı ki girişim atölyesi artık çalışmalarına başladı ve Hillerbit artık girişim atölyesinin bir şirket haline geldi. Biz İTÜ Çekirdek'te ilk başvurduğumuzda elendik. Ocak ayında başvurular açıldı ve yaklaşık 5000 başvuru arasında ön elemeye geçtik, jüriye gittik, jüride elendik. Bu bizim için bir son olabilirdi. Biz dedik ki bir şeyler ters gidiyor, bunların bir şekilde değişmesi gerekiyor. Önümüze planı çıkardık. Ben ve kurucu ortağım düşünüyoruz, acaba ekip mi yanlış, iş mi yanlış, işleyiş mi yanlış, yoksa yanlış yerde yanlış fırsatı mı kovalıyoruz? Ve tek tek adımlara başladık ve ekip kurduk. Ekibi kurduğumuzda 2 kişiydik ve şu an 8 kişiyiz. Bizimle beraber 2 yazılımcı, bir uluslararası ticaret, bir tıp doktor ve grafik tasarım alanında artık kendimizi geliştirdik ve her şekilde kendimizi artık tamamladık. Daha sonra ürüne odaklandık, ürüne bakmamız gerektiğini düşündük. İlk başladığımızda biz videoyla görüntü işleme teknolojisini birleştirmeye çalışıyorduk. Burada bir sıkıntı var çünkü kullanıcılar artık yorulmak istemiyor. Telefondaki zibilyon tane mobil uygulama arasına girmeniz için gerçekten çok iyi kullanılmanız gerekiyor. Ve biz de buna dedik ki herkes tek klikle ayak fotoğrafını çektiğinde tabanlığın eline gelmesi gerekiyor. Ben ayağımın altını videosunu çekmek zorunda değildim. Düşündük, taşındık, ne yapılabilir? Yazılımcıları bulduktan sonra oturduk, masaya geldik. Artık dedik ki bunun bir şekilde ayaklanması lazım. Ve dedik ki bunu fotoğrafla yapabilir miyiz? Fotoğrafları ayarladık. Dedik ki 350 tane ayak bulun. Bu ayakların 3D scan görüntüsünü alın ve artık o ayakların görüntüsünü işle. Onlar bize ilk dediği tepki bunun imkansız olacağıdı. Ve biz o gün yine bir şey söyledik. İmkansızlar başarmadığınız sürece sadece imkansız kalacak. Biz dedik ki bunu başaracağız ve yapmak zorundayız. Biz onu geliştirmezsek bugün İTÜ Çekirdeğe girip yatırım alamayacaktık. Ve dedik ki bunu geliştiriyoruz. Ayak görüntülerinin hepsini 3 boyutlu olarak çıkardık. Doktorlarla bu sefer çalışmaya başladık ve arkamızda 4 tane çok büyük üniversite kazandık. Hacettepe, Gazi Üniversitesi, Bilkent ve bugün Sakarya Üniversitesi ile beraber bu işi geliştirdik. Biz orada yine bir farklılık yaptık. Çünkü biz yola başlarken 5 fotoğrafla görüntüyü alırken daha sonra dedik ki kullanıcı daha kolay kullansın ki bunu bir kere daha bir ayakkabısına daha alabilsin. Ve bugün artık Hillerbit'e 3 fotoğrafla ayakkabınızın içerisine alabileceksiniz. 3 fotoğrafı geliştirdikten sonra artık dedik ki tamam biz hazırız. İTÜ Çekirdeğe bir kez daha başvuruyoruz. Ve onu yapmak zorundayız. Oraya girmezsek bir şeyler yine ters gidecek. Yapabiliriz aslında ama oraya girersek her şey daha kolaylaşacak. Bu arada İTÜ Çekirdeğin olmasının tek sebebi aslında o dönemde Ar-Ge ve inovasyon alanında çok fazla yenilik yapmalarıydı. Biz daha sonra hazırlandık. İkinci çağrıyı kaçırdığımız için son çağrı Mayıs ayındaydı ve Mayıs ayında İTÜ Çekirdeğe başvurduk. Ön elemeye geçtik ve bizi tanıdılar zaten. Hem projeyi hem bizi tanıdılar. Bizim geliştirdiğimiz ürünü gördüler ve bizi bir ay denemek istediler. Bir aylık sürece dahil olduk. Orada yeni yeni fırsatlardan biri olan ürünü geliştirmek için size belli miktarda hibeler veriyorlar. Onlardan yararlanan takımlar arasına girdik. Daha sonra geliştirdik. Önce çeyrek final, daha sonra yarı finale yükseldik. En sonunda Big Bang'te yatırım alabilecek ekipler arasına girmek için çabalamaya başladık. Çeyrek finale geldiğimizde önümüzde iki çok önemli engel var. Burada öncelikle 12 bin başvuru arasında 500
proje var. Ve o 500 projeyi her gün dinliyorlar. 4 gün boyunca 500 projeden sadece 70 tanesi Big Bang's standlarına ve sahnesine sahip olabilecek. Dedik ki öyle bir şey yapalım ki o gün biz o yarı finali geçelim ve ya standımız olsun ya da sahnede olalım. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yeni yeni yatırımcılar aradık. Yatırımcılardan 3 tanesi bizim hayatımızı orada değiştirdi. Çünkü yatırım almanız demek onun sahnesine çıkmak veya standında bulunmanız anlamına geliyor. Ve biz hepsi burada BIC Angels ve Turkcell'le işbirliklerine başladık. Onların yanı sıra biz aynı zamanda Arıkovan'ı Turkcell platformuyla stratejik partnerlik imzalarken Workington ofislerinde dünyanın 5 yerinde, 5 ülkesinde ofislerimiz var artık. Bozankaya ile sanayide çalışan çalışanların ayakkabılarına girmek istiyoruz. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği alanında B2B çalışmalar yapabilmek için Naz Global ile Amerika'ya açılmak için son hızla devam ediyoruz. Bu tür desteklere ihtiyacınız var bu yolda. Çünkü Türkiye'de kalmamanız gerekiyor. Türkiye'yi kalkındırmak demek Türkiye'de projelerin dönmesi anlamına gelmiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öyle işler yapmalısınız ve Türkiye'ye dolar getirmek yerine Türkiye'yi aşmalısınız. Yeni yeni paralar kazandırmalısınız. Ve biz bunu hedeflemek için Naz Global'le anlaşma yapmak zorundaydık. Onların gücünü aldıktan sonra çok önemli bir adım attık. Ve dedik ki biz öyle bir şey yapalım ki bunu sporcular da kullansın ve önce bunu bizim milli sporcularımız kullansın. Biz şu an Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun altyapısındaki sporcuların ayakkabısına girmek için maçları bekliyoruz. Çok iyi gelişimler kaydettik. Türkiye Futbol Federasyonu ve Tenis Federasyonu bu çalışmayı çok beğendi. Daha sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi birinci ligdeki takımlar ayakkabı tabanlığına sahip olmak istediler. Biz dedik ki biz bunu sadece milli takıma yapmak istiyoruz ve milli takımda ilerlemek istiyoruz. Bu aslında bizim tamamen şahsi düşüncemiz ve biraz da milli dürtü. Daha sonra Turkish Airlines bizim en büyük ve en güçlü B2B'lerimizden birisi. Çünkü onların bugün 100 tane hostesinin ayağında bulunmak için hazırız. Ve ön satış için sözleşmemizi imzaladık. Çok önemli bir şey var. Türkiye'de bazen rekabet çok güçlü olabiliyor. Biz Türk Hava Yolları ile ilk imzayı attıktan yaklaşık 2 hafta sonra Pegasus Hava Yolları bize bir mail attı. Biz de kendi hosteslerimize bu tabanlıktan istiyoruz. Biz de dedik ki bu çok güzel hale geliyor. Türkiye'de başka hangi firmalar bunu kullanır? Ve biz bir stratejik partnerlikle İş Bankası'na el attık. Türkiye'de banka her geçen gün artmaya başlıyor. Ve şu an Türkiye İş Bankası'nın 100 tane çalışanın ayağında bunun olması, Hillabit'in olması için ön satış sözleşmesi imzaladık. Ve çok güzeldir ki strateji çok güzel tuttu ve biz İş Bankası ile sözleşme imzaladıktan yaklaşık 3 gün sonra Garanti ve Kuvvet Türk Bankası bize mail attı. Bu bizi çok mutlu etti çünkü güzel pazar kızışmaya başladı. Biz aslında B2C'yi çalışmaya başlarken baktık ki B2B'de de güzel pazar var ve ilgi gelmeye başlıyor. Tamam dedik, artık farklı kızıştırmalar başladı. Biz Bozankaya ile sanayiye başlarken Big Bang'te bize Mercedes'ten çalışan bir firmanın Bozankaya'yı görür görmez bizimle çalışır mısınız teklifini alabiliyoruz. Veya İş Bankası ile olduğu gibi, Türk Hava Yolları ile olduğu gibi. Bizim en büyük hayalimiz Amerika veya İsrail'e açılmak. Bunun en büyük sebebi de Türkiye'ye net gelir getirebilmek. Şu an artık Hillabit, Stepbit One projesiyle bir noktaya geldi ve Turkcell'le beraber Ocak ayında satışlara başlayabileceğiz. Biz hazır mıyız hala? Aslında hazır değiliz. Bir proje sadece yapıldıktan sonra bitmemesi gerekiyor. Ve biz Stepbit One'ı başlarken böyle başlamıştık. Bitirelim, satışı gerçekleşsin, exit edelim ve artık başka bir işe yürüyelim. Biz dedik ki Stepbit One 2 gelsin ve bu öyle bir şey olsun ki yine dünyada ve Türkiye'de ilk kez yapılsın. Ve şu an Stepbit Sportive'in ilk adımları atıldı. Yaklaşık 1,5 aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Biz artık sensörleri saat veya kolda bulunan bilekliklerden ayakkabı tabanlığına çekerek aslında sizin farklı çalışmaları daha rahat yapabilmenizi sağlayacağız. Bugün bunu yapmamızın en büyük sebebi sadece yenilik ve inovasyon değil, pazar payını daha küçültmek ve farklı rekabetler sağlamak. Evet, Stepbit Sportive'den sonra biz artık yeni tabanlık için bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü pazara fazla bir şey vermek, teknoloji göstermek onları doyuracak. Biz dedik ki yeni girişimlere adım atalım. Biz bu sırada tabii ki de bunları düşünürken aynı zamanda yatırımlar almaya başladık. Bugün Arçelik gibi çok önemli stratejik partnerlerden
ve Turkcell gibi yatırımlar almaya başladık. İlk Turkcell'le başladı. Arçelik geldi, Pegasus geldi. Üzerine hepsi buradanın CEO'su geldi. Bunlar bizi coşturmaya başladı. Ama burada unutmamanız gereken bir şey var. Bir projeye bir yatırımı yığdığınız an farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Ve bizim her zaman düşündüğümüz şey, biz bir çatı şirket kuralım ve projenin bir tanesine değil birçok şeye koyalım. Şu an girişim atölyesinde belki de Şubat ayında başlayacak yeni bir girişim için hazırlanıyoruz. Belki de sizinle beraber aynı masaları paylaşıp aynı fikirleri, aynı ortamlarda aynı şeyleri konuşacağız. Bunun çok istiyorum. Çünkü yeni girişimimi kendimi keşfedene kadar yeni girişimler aramak zorundayım. Healerbit belki de benim işim değil, belki de benim yaptığım bir şey değil veya daha iyi şeyler yapabileceğim. Onun için hizmet sektörüne dalıyorum şu an. Ve biz bunu söylerken de bu yolda her zaman hem ortaklar olarak hem ekip olarak tek bir mottomuz var. Sadece bir fikir değil, her zaman yeni bir fikirle, hayatta her zaman yeni şeyler keşfederek veya yeni şeyler geliştirerek kendinizi tam hissettiğiniz zamana kadar devam etmeniz gerekiyor. Ben korkmadım, ben yaparken pes etmedim ve ben de Sakarya Üniversitesi makine mühendisliği öğrencisiyim. Hiçbir zaman hiç kimseyi dinlemedim ve bugün burada veya başka sahnelerde olabiliyorsam veya Healerbit'i bugün Amerika'ya açabilecek potansiyeli hissediyorsam kendimde, bilin ki bu her zaman her şeyin olabileceği anlamına geliyor. Bana kapılan kapılar şu an hala sonuna kadar açık bir şekilde durabiliyorsa, bilin ki bu fikirle, bu yaptığınız işle bence bugün eğer yeni bir şey üretmek istiyorsanız tam zamanı. Çünkü artık benim gibi buradan kalkıp her hafta sonu veya her üç günde bir İstanbul'a gitmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü çok güzel bir ortam yapıldı ve girişim atölyesi bu konuda sizleri bekliyor. Ve asla bu iş tutar mı hocam demeyi düşünmeyin. Çünkü öyle işler yapılıyor ki Apple başlarken hocam dokunmatik yapalım olur mu dediklerinde herkes şaşırmıştı. Ama Apple şu an dünyanın en büyük teknoloji şirketi. Bence yapacağınız işlerden asla korkmayın. Ve girişim atölyesini bence sonuna kadar kullanmalısınız. Çünkü Sakarya Üniversitesi'nin belki de ilk ve en büyük girişimcilik projesi. Beni dinlediğiniz için, Healerbit'i dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben sorular varsa soruları alabilirim. Mikrofon getirsinler. Böyle çalışıyor. Hayır. Soru soracaktım. Ha tamam. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sektörde karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Yeni girişimci arkadaşların neleri tavsiye edersin bunun dışında? Ben sektörde ilk başlarken giyilebilir sağlık teknolojisi yaptığım için Türkiye'de teknolojinin çıkamayacağını düşünen insanlara çok toslayabiliyorsunuz. Bunu onlara ne kadar anlatsanız anlatın. Bu her zaman olabiliyor. Çok global firmalar bile bunu yapabiliyor. En büyük zorluk yaş ve iş fikrine giderken bir firmayla güvenmemek. Kendinize aslında güvenmemeniz. Bu en büyük problemlerden biri olabiliyor. Yeni başlayacakları en büyük tavsiyem yeni işleri ve yeni fikirleri kovalamaları. Çünkü gelişen teknolojiyle doğmuş teknolojileri unutmak gerekiyor ve artık o konuda çok fazla çalışma yapılmasını ben tavsiye etmiyorum. Örneğin bugün artık yeni bir dokunmatik telefon çıkarmak çok önemli değil. Dokunmatiğin ne kadar etkili olduğu önemli yeni bir teknoloji için. Eğer teknoloji için bunu düşünüyorsanız bu. Ama ben Türkiye'de teknolojiden çok şu an hizmetle alakalı girişimlerin de çok fazla çıktığını görüyorum. Bugün iki tane de çok değerli konuklardan ikisi de aslında hizmet ve e-ticaret üzerine. Yani hizmet alanı da bence herkesin yayılabileceği bir alan ve her meslek grubundan farklı hizmet sektörleri çıkabilir. Bunu tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kuluçka merkezlerine kesinlikle bu X, Y, Z girişim atölyesi İTÜ Çekirdek hiç fark etmez. Girip tecrübe, tecrübe, tecrübe. Bat, çık, sat. Ne olursa olsun bunu tavsiye ediyorum. İlk önce başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ürettiğiniz ürünün
belli bir piyasa oluştuktan sonra rakipleriniz ortaya çıkacak. Evet. İster istemez yan sanayi bile olsa. Nasıl ki Selfie çubuğu Eminönü'nde satılmaya başladı. Sizinki de taklit edilebilmesi, daha doğrusu taklit edilebilir mi? Bu bir. İkincisi, taklit edildiğinde maliyetleri düşürmek adına nasıl bir, yani şu anda bir prototip göremediğimiz için ürünün nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bir de bu ürün ne işe yarıyor? Yani diğer keçelerden farkı ne tam olarak? Tamam, çok güzel bir soru. Öncelikle bizi taklit etmemeleri için yeni teknolojileri kovalıyoruz. Bizi taklit etmenin güç olmasını istemiyoruz. Bizi taklit ettiğinizde aslında bizim ürünlerimiz çoktan pazarda olsun istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Biz şu an normal keçe dediğimiz ve şu an ayakkabıların içerisinde bulunan şeylerden en önemli farkımız, siz keçeyi veya şu an şol gibi tabanlıkları aldığınızda çeşitli işlemler yapıp ayağınıza geçiriyorsunuz. Fakat temiz, sağlıklı, size uygun mu, değil mi bunları bilmiyorsunuz. Bunları biz bir ortak paydada birleştirmek adına hem ucuz, hem kaliteli, hem de sağlıklı bir ürün çıkarmak istiyoruz. Pazar büyüklüğünü belki söylemedim ama şu an Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi tabanlık kullanmış ve kullanmaya devam ediyor. Dünyada bu şol gibi büyük firmaların şeyde yaklaşık 36 milyar dolar kadar bir pazara sahip. Biz teknolojik gelişimlere açık olduğumuz için onlardan farklıyız. Çünkü biz sizin ayağınızı özel yapıyoruz. Sizin ayak fotoğraflarınızla bunu gerçekleştiriyoruz ve yaklaşık 3 günde tüm ayakkabılarınıza girebilecek potansiyelde 3D printerlarla çalışıyoruz ve yeni teknolojiyi takip ediyoruz. İkinci soru, taklit edilirse ne olur? Dediğim gibi bizi taklit etmeye başladıkları anda biz aslında yeni bir pazar oluşturmaya başlıyoruz ve bileklik ve kol saati gibi şeyleri ayak tabanlığına taşımış olacağız. O sırada onlar tabii ki de onu yapabilir. Onlar tabii ki de üretebilir. Bu süreçte onların nasıl işleyeceği önemli. Ki biz yazılımımıza, yaptığımız işe çok güveniyoruz. Çünkü her geçen gün yeni içerisine kattığımız yazılımlarla işi yapay zekaya dökmeye başladık. Ve yapay zekanın yenilebilmesi için yeni bir yapay zekanın gelişmesi lazım. Biz o süreçte ya exit etmeyi planlıyoruz ki zaten bence girişimlerin çoğu öyle kazanır. Ben öyle düşünüyorum. Ya exit edeceksiniz 6 yıl içerisinde ya da çok ciddi patlayacaksınız ve o üründe, o sektörde devam edeceksiniz. Ben Healerbit'in veya Stepbit'in exit etmesi için o sırada çaba sarf etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka yoksa çok çok teşekkür ediyorum herkese. Geldiniz. Ferhat Babacan'a çok teşekkür ediyor ve 21 gün 37 derece hatıra ormanında adına dikeceğimiz ağacın belgesini kendisine vermek üzere Doktor Umut Senem Çiftçi'yi sahneye davet ediyorum. Konuşmacımız Hüseyin Öğüt, 1980 İstanbul doğumludur. Sırasıyla Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik, Anadolu Üniversitesi İşletme ve Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimleri almıştır. Çalışma hayatına 1997 yılında başlamış ve 20 yıla yaklaşan iş hayatı tecrübesinin büyük kısmı ulusal ve uluslararası medya, internet ve reklam firmalarında geçmiştir. Bunların arasından Doğan Grubu, Ulusal Radyolar, Kanal Türk, Mark Cofoni gibi firmalarda bulunmaktadır. Hem bu büyük firmaların girişiminde hem de yeni kurulmuş birçok girişimde rol almıştır. Battığı ve dolandırıldığı birkaç kendi girişimi vardır. Exit yapabildiği tek işi Türkiye'nin toplantı yapılabilir tüm mekanlarının buluşma adresi toplantisalonları.com olmuştur. Diğerlerinde birçok sebepten dolayı hüsrana uğrasa da hepsinden dersler çıkartmıştır. Çeşitli fikirlerle birlikte birçok girişim projesinin üzerinde çalışmaktadır. Hüseyin Öğütöz, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Geliyor mu sesim? Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel okula
2007 yılında EMBA diplomamı almak için gelmiştim en son. Tekrar buraya gelmek çok keyifli. Arkadaşlara teşekkür ediyorum davetleri için. Bu arada ben özgeçmişimi benim kelimelerimle söylemezsiniz diye düşünmüştüm ama birebir. Söylediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı açık oldu. Hepsi gerçek bu arada. Yani çok yaşlı değilim aslında. 37'indeyim şu anda ama iş hayatına erken atılmak zorunda kalan öğrencilerdenim. O zamanlar bunun çok iyi bir şey olduğunu düşünmesem de özellikle 25-26 yaşlarından sonra ulan iyi ki yapmışım ya o yaşlarda çalışmaya başlamışım diye düşünmeye başladım. Hepinize tavsiyem çok güzel bir dönemdesiniz. Hayatınızın en güzel dönemlerinden birindesiniz ama para da kazanabilecek yaştasınız. Para kazanmak derken ev geçindirmekten bahsetmiyorum. Kendi harçlığınızı bile çıkarsanız ya da ailenizden ya bu ay para göndermeyin ben 3-5 kuruş kazandım diyebilmek çok değerli bir şey arkadaşlar. Ufak ufak devam edelim. Kim bu adam diyecek olursanız öncelikle o yukarıdaki güzel ışığın altında çalışmaktan ve bu güzel ülkede onun sayesinde yaşamaktan çok mutluyum. Ara ara unutsak da o güzel adamı aslında hep vardığımız nokta orası oluyor. O alkışı da ona göndermiş olalım. Birkaç tane title var aslında. Bu arada İngilizce kelimeleri çok kullanmayı sevmiyorum ama kullanmamaya da çalışayım madem bunu söyledim. Birkaç tane ünvan var orada. Benim işim aslında çok tercih etmesem de satış olarak, satış ve pazarlama olarak aslında evrildi. Ama bunun yanında müzikle biraz iştigal ediyorum. Şarkı söylemeye çalışıyorum. Bir çocuk tiyatrosu yaptım bu 97'de çalışmaya başladığım zamanlarda. O dönemlerden de kalan bir animasyon ve sunuculuk tecrübem var. Bunu da ufak ufak ara ara yapmaya çalışıyorum. Radyoculuk yaptım 4 yıl. Yakın zamanda da devam edeceğim. Hatta Sakarya Üniversitesi'nden dinleyicilerim bile vardı bir ara. Buralara kadar ulan. Bunları niye anlatıyorum? Birazdan size girişimciliğin bana göre detaylarını anlatırken esneklik ve çok yönlülük tavsiyesinde bulunacağım. Bu da aslında size vermek istediğim örneklerden birkaç tanesi. Şu an yaptığım iş ve Cimri.com'un satış direktörü ya da gelen müdürüm bana gelen müdür yardımcısısın artık dese de direktör olarak geldim. Biz Cimri.com'da yaklaşık 450 tane e-ticaret firmasına trafik sağlayan ve sizin gibi son kullanıcılara da satın almak istediği ürünü nerede, ne kadara, hangi şartlarla, ne şekilde sunduklarını gösteren bir fiyat karşılaştırma sitesiyiz aslında. Bunun yanında bir ürün karşılaştırma yapımız da var. Yani siz bir cep telefonu alacaksanız 2-3 tane cep telefonunu yan yana koyup kendi istediğiniz özelliklere göre karşılaştırılabilir ya da almak istediğiniz ürünü hangi firma kaça satıyor, hangi şartlarla satıyor bilgilerini alabileceğiniz bir yapımız var. Daha önce duyan var mı Cimri.com'u kullanan? Çok seviyorum bu soruyu. Evet, %20 civarında bir bilinirliğimiz var. Bu anlamda markalaşmaya çok daha fazla önem vermemiz lazım. Türkiye'deki bildiğiniz birçok e-ticaret sitesi ve pazar yeri şu anda bizim müşterimiz. Elimizden geldiğince de bu ürün envanterimizi büyütmeye ve trafiğimizi de arttırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem son kullanıcı için iyi bir rehber hem de o kullanıcıyı gönderdiğimiz e-ticaret sitesi için de iyi bir satışa dönüşüm kaynağı olmaya çalışıyoruz. Bu arada 10. yılında Cimri, ben yine kurucu ekipteydim 2008 yılında. Allah'tan çok kötü işler yapmamışım, beni tekrar işe aldılar. Şimdilik ikinci turu bindirdiğimi söyleyebilirim. Tabii girişimler maalesef çok uzun soluklu olmayabiliyor bazen. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Bu tabii benim internette araştırırken bulduğum bir girişimci beyninin detayları. Tabii bu kadar basit değil. Aramızda bilmiyorum daha detaylı tıbbi bilgileri olan arkadaşlar var mı? Ama buradan bana hangisi en önde diye sorarsanız ben yaratıcılığı ön planda tutarım. Çünkü zaten işin fikir aşamasında bir yaratıcılıkla ortaya çıkıyorsunuz.
bunun ayakları üstüne basması tabii ki çok değerli. Yani ben de Mars'a gitmek isterim ama hatta Mars'tan bir ötesine de gidebiliriz. Yani hayal etmekten bahsetmiyorum. Hayalin bir anlamda gerçekleştirilme ihtimali üzerine de düşünmek lazım. Tabii ki cesaret, inat, tutku. İnatın yanına ben inancı da koyabilirim aslında. Vazgeçmemek, güç, ortaklık yapısı, bunların hepsi o fikir için çok değerli. Bu arada çok şanslısınız gerçekten. Bizim okuduğumuz dönemde maalesef bırakın girişimcilik ekosistemini, işte startup merkezlerini, kuluçka merkezlerini vesaire, bunların konuşulması bile çok mümkün değildi. Tek bildiğimiz girişkenlikti. Bazı arkadaşlarımız girişkendi, bazıları biraz daha asosyaldi. Böyle bir dünyamız vardı ama şu anda çok büyük bir şansınız var. Yukarıda organizasyonu yapan arkadaşlarla da konuştuk. Bizim mezun olduğumuz dönemde tek şansımız nerede çalışacaksın ve ne iş yapacaksındı. Kimsenin iş kurma, hele ki 20'li yaşlarda ben bir iş kuracağım, birkaç ortak alacağım yanıma gibi bir durum söz konusu değildi. Hatta tabii jenerasyon farkı, birçok çevremdeki arkadaşımızın aile işleri ya da aileden gelen işleri, meslekleri vardı ama o dönemde maalesef biz bunları da tercih etmeyen bir yapıdaydık. Hep bir yerde çalışacağız ve beyaz yakalı ya da mavi yakalı neyse bir çalışan olarak hayatımıza devam edeceğiz tercihleri vardı. Şu anda bu çok büyük avantaj. Hele ki bu yaşlarınızda, çünkü risk alabilecek yaşlardasınız. Bir ev geçindirmiyorsanız, çocuğunuz yoksa, bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler yoksa, bu 4-5 senelik süreçte bir yerde çalışarak, bir bankada, bir herhangi bir iş yerinde, özel ya da kamu şirketinde çalışarak kendinizi yoracağınıza, belki biraz daha az paraya, hatta daha fazla çalışarak, çünkü girişimci olduğunuzda hafta sonu, gece yarısı, bayram, seyran gibi durumunuz söz konusu değil. Hatta daha çok çalışmanız gerekiyor. Çünkü o anda birçok insan çalışmadığı için sizin o dönemleri daha iyi değerlendirmeniz lazım. Bu bir tercih tabii ki. Ama varsa bir fikriniz, böyle de bir ortamınız varsa, okulunuzda da böyle bir yer açıldıysa kesinlikle bunları değerlendirmenizi öneririm. İhtiyaçlar bana göre aslında, yani icatlar daha doğrusu, ihtiyaçlardan doğuyor. Dünyadaki birçok örneğe baktığınızda insanlar bir şeye ihtiyaç duyuyorlar ve bundan bir fikir çıkıyor. Birçok başarı da bunun arkasından geliyor diye düşünmekteyim. Tabii çok evrilen bir süreç var ama son 15-20 yıla baktığınızda Türkiye'de en azından başarılı sayabileceğimiz örnekler var. Bunlardan bir tanesi işte hepinizin bildiği Yemek Sepeti. Şu ana kadar en büyük yatırımı almış Türk girişimi diyebiliriz. Tabii ben internet ekosisteminden geliyorum. Bu anlamda birçok vereceğim örnekte ya çalıştığım şirketlerde öyle yerler ama sevgili Ferhat'ın da girişiminde benim de dikkatimi çeken ve ilgimi çeken detaylar var. Yatırımcısı da tabii ki her zaman şeyi soracaktır. Tamam da bu parayı istiyorsun da pazarın ne, dünyanın ne kadar büyük? İşte dünyadaki bu senin sektöründeki, senin fikrinin büyüklüğü ne kadar diye sorular soracaktır. Ama inanın çok küçük bir kitleyi bile mutlu etseniz bir girişimin yaşaması için değerli kaynağı ve geliri yaratabilme şansına da sahipsiniz aslında. Dolayısıyla illa tüm dünyaya açılacağım ve herkesin cebine gireceğim gibi bir fikriniz olmayabilir. Bu anlamda gerçekten tebrik etmek lazım. Ayakkabı tabanlı üreten bir şirket gerçekten çok güzel bir fikir. Böyle çok farklı yönlere aslında kendinizi yönlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Aslında biraz önceki örneklere de yakın ama benim naçizane kendi ilgi birikimimle ya da tecrübelerimle söyleyebileceğim özelliklerden bir tanesi. Hızlı olmak, yaratıcı olmak, ezber bozmak çok önemli arkadaşlar. Burada tabii herkes sağdan giderken siz soldan gidin otoyolda ve kazaya sebep olun anlamında söylemiyorum. Ama farklı açıdan yaklaşmak, kimsenin bakmadığı yönlere bakmak size gerçekten farklı bir şans getirebilir. Buna inanıyorum açıkçası. Bu anlamda tabii multidisipliner olmak, yani
Aslında çok okumak, çok gezmek, çok fazla insanla konuşmak, bu hepinize çok değer katacağı inancındayım. Sebebi de şu, biraz sonraki slaytlarımda da göreceksiniz zaten. Ben Türkiye'nin 1/3'ünü gezdim ve şu anda okuduklarımı mı ya da gördüklerimi mi hatırlıyorsun diye sorsanız, gerçekten gördüğüm birçok şeyi çok daha iyi hatırlıyorum ve kendimi şekillendirdiğimde ya da dönüp baktığımda bana onların çok daha fazla etki ve olumlu anlamda da olumsuz anlamda da etki yaptığını görmekteyim. Farklılık da aynı şekilde biraz yaratıcılık da doğru orantılı aslında. Yine uç örneklerden bahsetmiyorum bu arada. Yani her şeyin aşırısının iyi olmadığını düşünenler dedim. Ki su içtiğimizde bile 10 litre içtiğimizde bile zehirlenebilme ihtimalimiz varsa gerçekten bize en faydalı gördüğümüz şeyler bile, çalışmak bile bu arada her şeyin fazlası bu anlamda zarar diye düşünüyorum. Aslında sadece yeni iş gibi de düşünmemek lazım girişimciliği. Yani benim bir fikrim var ve girişimciyim değil, hayır. Ben çok eski bir şirkette de bu 10 yıl sonra geri döndüğüm, 9 yıl sonra geri döndüğüm cimride de ben girişimci ruhumu aslında hem tatmin edebiliyorum hem de ortaya koyup başarılar ortaya koyabiliyorum aslında. Dolayısıyla bu bir hayat tercihi, bu bir bakış açısı tercihi. Siz bunu kendinize aslında bir hedef olarak seçerseniz, nerede olursanız olun, erkek arkadaşlar askerde bile, yaptım mı askerlik ben? Yapmadım. Yani bu girişimciliğin askerde bile avantajını göreceksin. Yaptıktan sonra mutlaka konuşalım. İş buraya gelmişken erkek arkadaşlar kesinlikle kaçmayın askerden. Ben 2005'te askere gittim. Yüksek lisansımı dondurarak 6 ay sonra geri geldim ve yüksek lisansımı bitirdim burada. Ama o 6 ayın benim için zaman kaybı gibi görsem de baştan ne kadar değerli olduğunu, Türkiye'de nasıl hayatların yaşandığını, işte benim çevremde sadece en fazla ortaokul mezunu insanlar varken askerde bırakın okumayı, okul sırası dahi görmemiş insanlarla askerlik yaptığımı hatırlıyorum. İşte ne bileyim, yıkanmayı daha yeni yeni öğrenen, bizden bir şeyler soran, abi İstanbul anlatsana, deniz nasıl bir şey diye soran arkadaşları hatırlıyorum. Benden size bir abi nasihati olsun arkadaşlar. Kaçmayın. Bedelli düşünmeyin. O parayla başka fikirler hayata geçirebilirsiniz. En sonda aslında şu üçüncü kuşak patronları anlatmak istiyorum. Yeni bir örnek yaşadık aslında. Wiesmann diye bir kombi markası var. Şu anda Türkiye'deki en iyi kombi markalarından bir tanesi. Bu arada hiçbir bağlantı yok arkadaşlar. Sadece bize ufak bir reklam bütçesi ödediler. Bir arkadaşımız orada dijital pazarlama uzmanı olarak yeni işe başladı. İşin özeti şu aslında. Wiesmann hayatında ilk defa bir dijital pazarlama uzmanını işe aldı. İki, Wiesmann hayatında ilk defa, kurulduğundan beri ki 100 yıla yakın yaşa sahip bir şirket, ilk defa bir dijital mecrada reklam harcadı ve Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını daha geçtiğimiz ay aldı. Baktığınızda dünyada bir şirketten bahsediyoruz. Sebebi ne? Çok basit. Dede kuruyor, babasına geçiyor. Baba da artık işi bırakıyor ve toruna işi devrediyor. Torun da bildiğim kadarıyla 35-40 yaşlarında ve bir anda dijital dönüşüm ya da dijitalleşme, çünkü kendi kullanıyor. Akıllı telefonu var, sosyal medya hesapları var. Bir anda bu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor ve buna kaynak ayrılıyor. Dolayısıyla bizim dijital pazarlama uzmanı arkadaşımız şu an Wiesmann içinde bir girişimci olarak 100 yıllık bir şirkette belki bu işini, bu fikirlerini aslında empoze etmeye ve işleri başarmaya çalışıyor. Burada bir alkış ben okula almak istiyorum. Yani çok hazırlayamadım ama internetten bakabildiğim kadarıyla Sakarya Üniversitesi'nin EMBA çalışmaları 99 yılında başlıyor, fikri en azından. Zannediyorum 2003 yılında da ilk programlar başlatılıyor. Ben de 2005'te girmiştim. O dönem araştırdığımda
Evliydim, İstanbul'da çalışıyordum ve yüksek lisansa gitme şansım yoktu. Zamanım yoktu çünkü. Cumartesi pazar da çalışıyordum başka bir işte. Dolayısıyla benim bir uzaktan öğretime ihtiyacım vardı. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam bir İstanbul Üniversitesi, iki Anadolu Üniversitesi, üç Boğaziçi Üniversitesi'nde toplam 3 ya da 4 tane tüm Türkiye'de uzaktan eğitim veren MBA programı vardı. Bir tanesi de Sakarya Üniversitesi'ydi ve benim de bu güzel okulda tanışmam bu sayede oldu. Bu anlamda bir devlet kurumu bile olsanız ya da çok uzun süre aynı yapıda giden hantallaşmış belki bizim deyimimizde bir yapıda bile çalışıyor olsanız bir fikir size böyle bir yol açabiliyor arkadaşlar. Tabii girişimcilik biraz uyanıklık gerektiriyor açıkçası. Daha doğrusu biraz zekilik diyelim. Kurnazlığa varmadan, daha kötü niyetli olmadan fikri açabilir, benzer fikirler olabilir ama o fikri üretirken de, uygularken de ahlakta tarafımızı bozmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu karikatürde abimiz kendine bir Coca-Cola üretmiş. Bir sonraki slide da biraz keyifli. İstanbullular var değil mi arkadaşlar? Bu amcaları tanıyor musunuz? Tanıyorsunuz, güzel. Sakarya'da var mı böyle amcalar? Var mı? Süper. Bu amcaların bu şemsiyeleri nerede sakladığını bilmiyoruz biz. Ama yağmur damlası düştüğü anda bir anda onlarca şemsiyeci benzer ürünlerle farklı farklı noktalarda İstanbul'da bir anda oluşuveriyorlar. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ve nereden geliyorlar onu da biliyoruz. Yani insan evde olsa bir saat sürer ama bir anda onlar ortaya çıkıyorlar. Ama bu girişimcilik. Burada bir ihtiyaç var. Ben hayatımda almadım o beyaz şeffaf şemsiyelerden. Şey diyorum yani ben onu taşımam ama alanlar var mecbur kaldıklarında. Çok ciddi bir girişimcilik örneğidir Türkiye'miz için. Burada bir sahtekarlık söz konusu değil. Sadece ufak bir vergi sıkıntısı var ama onu tolere edebiliriz diye düşünüyorum ıslanmaktansa. Dolayısıyla fikre yaklaşırken ihtiyacı, pazarı aslında bu anlamda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Baktığınızda yağmur yağması, orada satabilme ihtimaliniz, kaç tane satabilme ihtimaliniz olduğu, oradan geçen insan sayısı vesaire onlarca metrik var burada. Ama baktığınızda günü de kurtarabilirsiniz burada ya da bunu daha da geliştirip farklı yönlere de götürebilme şansınız olduğunu düşünüyorum. Bundan bahsettik aslında. Bunu özellikle koydum. Son dönemde sözüm meclisten dışarı olsun. Y, mi, J, Z jenerasyonu musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Çoktan kaçırdım ama. İşe yeni aldığımız arkadaşlar da, yeni çalışmaya başlayan, hatta iş görüşmesine gelen arkadaşlar da şunu söylüyoruz. İşte tabii okumayı seven arkadaşlar da var. Kariyer sitelerinde diyor ki, kariyer hedefini sorun. Size işe almayı, alma görüşmesi yapan insanla diyorlar. Bize de o sorular geliyor. Ya da ilk görüşmede ne kadar maaş veriyorsunuz ya da araba veriyor musunuz diye gelen arkadaşlar oluyor. Az da olsa hedeflerden uzaklaşıldığını düşünüyorum ben. Bunun maalesef biraz eğitim sistemimizle de ilgisi var açıkçası. Benim hayat görüşüm bu. Katılırsınız katılmazsınız ama sağlıklı bir bünyeye, sağlıklı bir beyne sahipsek tembellik etmek gerçekten bizim son tercihimiz olmalı. Okulunuzu uzatabilirsiniz, yüksek lisans yapabilirsiniz, 8 yılda mezun olabilirsiniz, bunlara hiç lafım yok. Ama hepimiz çalışmak zorundayız. Bu bazen para için olabilir, bazen başkalarına yardım etmek için olabilir, bazen ailemize yardım etmek için olabilir. Ama gerçekten son yapacağımız şeyin, hatta doğaya baktığınızda boşta gezen hiçbir hayvanın olmadığını bile görürsünüz. Ağustos böceği masalına kanmayın. O da zamanında çalışıyor. Yeri geldiğinde yatıyor. Dolayısıyla doğa bizim için çok güzel bir örnek. Çalışmak zorunda olduğumuzu hissetmemiz için diye düşünüyorum arkadaşlar. Demiştim az önce her şeyin fazlası zarar diye. Tabii ki sosyal medya, teknoloji bağımlıları başta olmak üzere
gerçekten her şeyin fazlasından uzak durmak lazım. Bu çalışmak da olabilir, dinlenmek de olabilir, tatil yapmak da olabilir. Hatta okulumuza ayırdığımız zaman da olabilir. Hep bu kararı iyi bence dengelemek gerekiyor. Sebebi de en başta kendi sağlığımız ve kendi ilerideki aslında beklentilerimize ulaşmak için diye düşünüyorum. Hazır mısınız? Tabii ki tebessümler oldu doğal olarak. İş hayatı böyle arkadaşlar. Şu ana kadar yediğiniz en büyük kazıklar tahminince sevgilinize bir arkadaşınızın ilgi göstermesi diyeyim. Öğretmeninizin ya da hocanızın sizin çok daha iyi not alabileceğiniz yerde sadece işte ne bileyim sizin ya bana niye hoca bunu vermiş deyip üzüldüğünüz konular olabilir. Ki burada genelde de hocalar haklıdır. Biz öğrenciyken bunu biraz farklı düşünüyoruz arkadaşlar. İşte ne bileyim halı saha maçı yaparsınız, orada bir arkadaşınız problem çıkarabilir vesaire. Bu tarz problemleriniz olduğunu düşünüyorum. Ama iş hayatında gerçekten ilginç kurtlar sofrası durumu var. Çünkü gün sonunda bir para var ve güç var. Aslında ortada bir kap yemek var. Herkes o yemekten yemeye çalışıyor. Bunu bazı insanlar maalesef evrilerek daha hayvani duygularla yapıyor. Siz burada iyiyi ve kötüyü ikisini de görüp aslında kendi tercihinizi yapmak zorundasınız. Benim tercihim, tavsiyem ne açıkça kazık atan olun ne de açıkça kazık yiyen olun. Yani uyanık olmak da lazım. Fazla iyi niyet de burada önem arz edebiliyor. Girişimcilikte de bu çok önemli konulardan biri. Ortağınızı seçerken, çalıştığınız şirketi seçerken, sadece şartlarına, çalıştığınız yere, verdiği araca ya da işte ofisinizin konumuna ya da bana o da veriyorlar mı diye bakmadan bulunduğunuz sektöre, o firmanın kaynağının, parasının kaynağının nereden geldiğine, kimlere ürün sattığınıza o işin tüm aslında genel çerçevesinde bakmanızı öneriyorum size. Benim iş hayatımda çok fazla yediğim kazık var. Ortaklarımdan da, çalışanlarımdan da, patronlarımdan da. Tabii bu bir tarafta da aslında sizin sineye çekmek zorunda olduğunuz ama ne yaşarsanız yaşayın bunu bir tecrübe olarak aslında kendi cebinize koymanız gereken bir süreç. Ama korkulacak da bir şey yok, onu söyleyeyim. Yani 20 yıldır hala ayaktayım. Bu markayı bilen var mı? Süper, Ferhat biliyor. Ferhat'ın bilmesi gerekiyor zaten. Bunu şunun için koydum. Ben 97'de Üsküdar Musi Cemiyeti'ne giriyordum. O dönemde böyle işte animasyon yapıyorum, şarkı söylüyorum barlarda falan. Biraz da para kazanıyorum. İşte evimizin telefon faturasını ödüyorum. Rahmetli babam çok seviniyor o dönem. İşte ara ara bir şeyler alıyorum, eve getiriyorum falan. İyiyim yani, mutluyum. Biraz da param var. Gittim bu ayakkabıdan aldım bir tane. Bir arkadaşım görmüş beni. Sonradan çok iyi dost olduk. Demiş ki kendi içinden, bu herif kesin kendi parasıyla almıştır bu ayakkabıyı demiş. Ben bunu birkaç sene sonra duydum. Çok da mutlu oldum buna. Aslında farkında değildim bu kadar mutlu olacağımın ama ailemiz bizim için çok değerli. Hepiniz çok eminim bin bir zorluklarla okuyorsunuz. Aileniz büyük fedakarlıklar yaparak sizi burada okutuyor ve eminim kendini almayıp size alıyor. Ama dediğim gibi siz bu yaşlarda dahi az da olsa kendinize gelir yaratabilecek güce sahipsiniz. En basitinden şu anda makale yazarak, bir yerlerde bir şeyler paylaşarak, ki internet çok büyük bir güç bu anlamda. Biz bile şu an üniversite öğrencileriyle çalışıyoruz ki sağ olsun benden sonraki konuşmacı Samet'in konularından bir tanesi o da. Güzel bir iş yapmış, üniversite öğrencilerini buluşturmuş. Orada bir anlamda arzla talebi bir araya getiriyor. Bizim de Cimri'de işte bir ürün sergiliyoruz. O ürünü açacak arkadaşlara ihtiyacımız oldu. Other Sep'le tanıştık. Ve çok da güzel işler yaptık yaz boyunca. İnanın
biz orada şundan çok mutlu olduk. Ya bu adamlar öğrenci, biz bu adamlara işte ayda 1000 lira, 1500 lira ya da 500-600 lira neyse harçlık kazandırıyoruz. Ve onlar bir şekilde mutlu oluyorlar bu süreçten dedik. Çok da güzel işler oldu. İnternetin böyle bir gücü var. Şu anda yurtta kaldığınız odadan bile ya da arkadaşlarınızla paylaştığınız evden bile akşam 2-3 saat çalışıp para kazanma şansına sahipsiniz. Eğer bu tarz arayışlarınız varsa biz de size destek oluruz. Ki adres de var burada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu benim 1999 yılında ilk sigortalı çalıştığım iş yerimde benim işten atılmama sebep olan adamdan duyduğum söz arkadaşlar. Yani dolayısıyla kazıklardan bir tanesi. Ama yine de bana öğrettiği çok önemli işlerden, önemli kavramlardan da bir tanesi. Gerçekten hayatta hiçbir zaman zaman, para ve enerji bir araya gelmiyor. Zamanınız oluyor, enerjiniz olmuyor. Enerjiniz oluyor, paranız olmuyor. İşte o yüzden 70 yaşında, 50 yaşında amcalar Porsche'lerle geziyorlar. Çünkü bütün hayatı boyunca çalışmış. Parasını da o yaşta almış. Ama zamanı kalmamış gibi durumlar yaşanıyor. Bunu bilerek çalışmak bence çok değerli. Çalışmak hatta yaşamak çok değerli. Geçtim çalışmayı. Çalışma bizim aslında yaşamımızı idame ettirmemiz ve biraz psikolojik mutluluğumuz için de gerekli şeylerden biri. Bunu da kendinize motto olarak alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu yine benim size önerebileceğim diğer konulardan bir tanesi. Çok yönlü olmak sizin, şöyle bir soru sorayım konuya girmeden önce. Cebinde ihtiyacından fazla parası olan var mı şu anda? Borç istemeyeceğim. Güzel. Ellerini kaldıranları soruyorum. Duruşunuz değişiyor mu? Paranız daha iyi olduğunda, yürüyüşünüz, kendinize güveniniz. Farklı oluyor değil mi? Bir hava, bir aurada böyle bir değişiklik oluyor. Tabii bu işin şaka yanı ama çok yönlülük size aslında bir anlamda bunu kazandırıyor olacak. Gerek işinizle ilgili, gerek mezun olduktan sonra kariyerinizle ilgili, başka işler yapabilme yetiniz, kendinizi idame ettirme yetiniz, işsiz kalsanız bile ayakta kalabilme gücünüz, sizin duruşunuzu, bakış açınızı şöyle düşünün. Çalışmaya çok ihtiyacınız var, başka da iş yerinde çalışma ihtimaliniz yok ve yöneticiniz sizi eziyor da eziyor ve siz bunu sineye çekiyorsunuz. Çünkü başka şansınız yok. Ve maalesef insan psikolojisinde ve çalışma hayatında bu böyle katlanarak büyüyen konular oluyor. Ama siz daha fazla seçeneğe sahip olursanız bir duruşunuz değişiyor her anlamda. Konuşmanız, kelimeleriniz her anlamda ve bu da sizin çok daha mutlu bir şekilde yaşamanızı sağlıyor. Diğer taraftan da istediğiniz yöne, istediğiniz zaman gidebilme gücü, şansı size çok daha fazla hızlı karar alabilme, yanlış karar alsanız bile eski kararınıza geri dönebilme gibi çok fazla şey katıyor diye düşünüyorum. Bunların hepsi girişimcilikte önemli konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu da yine aslında çok yönlülükle bağlı olan şey esneklik. Farklı yapılarda, farklı firmalarla, farklı müşterilerle çalışabilmeniz gerekiyor. Hele ki bir fikriniz varsa ve şu an kuluçka evresinden yeni yeni kabuğunu kırma evresine geçiyorsanız, yarın öbür gün Türk Hava Yolları size ben çalışırım seninle ama 8 ay sonra öderim dediğinde bu esnekliğe sahip olmanız ya da ya ben bunu hosteslerime değil de hosteslerimin çocuklarına istiyorum dediğinde o gün hiç aklınızda olmayan ya ben çocuklara da aslında bunu üretebilirim deyip bir anda aklınıza gelmeyen bir konuda araştırma yapmanızı gerektirebilir. Bu anlamda ister bir girişiminiz olsun, ister bir firmada çalışın ya da hayatın neresinde olursanız olun esneklik size çok daha fazla kapı açacaktır. Bu da benim söylediğim ne kadar tatlı değil mi? Cinsi yok köpeğin, sokak köpeği çünkü İstanbul'da bolca gördüğünüz köpeklerden. Sokak köpeği ne yapıyor? Aslında ekmek bulursa ekmek kemiriyor ama pirzola bulursa onu da yiyor. Hazır mama bulursa onu da yiyor. Birçoğu mağrurdur.
dikkat ederseniz. Yani böyle durup dururken sizi ısırmaz. Kendi bölgesini kollar. Oradan bir böyle iki at toplayan arkadaşlardan, ki onları da çok takdir ederim. Geçiyorsa bir havlar onlara, bir şey zanneder çünkü. Dolayısıyla hem bölgenizi korumakta, ailenizi, çevrenizi, sevdiklerinizi korumakta, hem önünüzde o gün ne varsa, kuru ekmek de olabilir, pirzola da olabilir, hatta sushi de olabilir, bilmiyorum, yiyen varsa. Dolayısıyla o önünüzdeki kaptan bir şeyler yiyebilmek ve o belki bulunduğunuz kaba göre şekil almak olarak da değerlendirebilirsiniz. Böyle yaklaşmak sizi çok daha fazla mutlu kılar arkadaşlar. Çünkü bu sokak köpeği örneğinden hareketle onlar gerçekten mutlular. Biz bazen onları masum görsek de sahibi olan ve evde dayak yiyen bir köpekten çok daha mutlu oldukları örnekler var. Bu da önemli. Ne yaparsanız yapın, deşarj olmayı unutmayın. Gerek psikolojik anlamda, gerek mantalite anlamında, her anlamda düşünebilirsiniz bunu. Buna bu arada arkadaşlar terlemek de dahil. Çok ciddi söylüyorum. Yani aslında spor yapmaktan bahsediyorum. Toksin atmaktan bahsediyorum. Çok zor bir dönemde yaşıyoruz. Her tarafımız kablosuz bağlantılarla, radyasyonla çevrilmiş durumda. Cep telefonlarımızla beraber yatıyoruz ve ben korkuyorum. 50 sene boyunca cep telefonu kullanan insanlarda ne gibi arızalar çıkacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama göreceğiz yakın zamanda. Bu deşarj olabilmek, bu ayaklarınızın çime basması da olabilir, koşmak da olabilir, bir hobinizi yapmak da olabilir bu arada. Bunu sakın unutmayın. Ne kadar çok çalışsanız da, ki iş hayatında böyle örnekler var. Hatta işte bir bildiğim kadarıyla domates çekirdeği şeyi var, sistemi var. Onu araştırmanızı öneririm. Parça parça, yani çok çalışıyorsanız bile 15-20 dakika dinlenmeye ayırdığınız bir dönem. Bildiğim kadarıyla Einstein'da çok çalışsa da bir 15-20 dakika kestirmek için eline bir tabak alıp, melamin bir tabak alıp dinlenip sonra çalışmaya devam ediyormuş. Bu da hem iş hayatındaki başarınız, hem de hep bu güzel yaşlarda olmayacaksınız. İleride daha sağlıklı olmanız anlamında da, gerek psikolojik anlamda, gerek fiziki sağlık anlamında önemli arkadaşlar. Bir tane hızlı geçtim galiba. Evet. Bunlar aslında birkaç tanesini bahsettim. Gerçekten çok gezen biliyor. Gezmeye çalışın. Cebinizde biraz fazla para varsa birkaç arkadaşınızla toplanıp başka şehirler görmeye çalışın. Bilmiyorum, yurt dışına çıkabilen var mı? Öğrenci değişim sistemleriyle süper. Gerçekten benim çok geç yapabildiğim şeyler bunlar arkadaşlar, ama çok gezmek insana çok fazla şey katıyor. Yine benim eksikliklerimden bir tanesi, hala da çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama çok da yol kat ettik. En az bir dil bilmeniz, hatta iyi anlamda bir dil bilmeniz çok değerli. Gerek iş hayatınız anlamında, gerekse de herhangi bir fikriniz de olsa, fikri de geçtim, artık çok büyük imkan var. Şu anda bir yazılımcı çok hızlı bir şekilde Polonya'da iş bulabilecek durumda arkadaşlar. İngilizceniz yoksa bu biraz sizi zorlayabilir. Hatta sizi işe almalarını engelleyebilir. Dolayısıyla hangi taraftan öğrenirsiniz bilmiyorum. İngilizce mi, Almanca mı, İspanyolca mı, Fransızca mı? Mutlaka en az bir dili ciddi, iyi bir şekilde öğrenmeye çalışın. Son iki örnek gerçekten beterin beteri var. Bunu da unutmayın. Her zaman bizden, yani bazen mutsuz hissediyoruz kendimizi, ben de aynı şekilde. Ama dünyanın birçok yerinde, geçtim dünyayı, şu an belki bu kampüste bile bizden çok daha zor durumda olan arkadaşlarımız var, insanlar var. Bunları düşünerek biraz daha kendimizi mutlu kılmak gerekiyor arkadaşlar. Bu, evet, benim çok takıldığım noktalardan bir tanesi, bir Türkçe aşığıyım ben. Elimden geldiğince düzgün kullanmaya, yazmaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın, bu güzel ülkenin evlatlarısınız. Özellikle Türkçemizi yazarken, çizerken, anlatırken, sunum yaparken ya da birine teklif yollarken, e-mail atarken ya da sözleşme hazırlarken lütfen iyi kullanmaya çalışın. Bu da sizden bir ricam olsun. Bu da yine yeni bulduğum
biraz daha manidar karikatürlerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Soru varsa alabilirim arkadaşlar. Sizden alın, buyurun. Merhaba öncelikle. Hoş geldiniz demek istiyorum. Çok zevkle dinledim sunumunuzu. Sorum Cimri ile ilgili. Bildiğim kadarıyla Akakçe ile ciddi rakip olan iki firma Cimri ve Akakçe. Ben şimdi hangisinin daha önce kurulduğunu bilmiyorum. Öncelikli olarak onu sormak Akakçe isterim. Akakçe 2000 yılında kurulmuş bir site. Cimri de 2020. Sanırım ki aynı konsepti. Doğru. Değil mi? Doğru. Yani bildiğim kadarıyla çok büyük bir farklılığı yok. Ama hala ikisi de yaşama alanı bulabiliyor. Bu Cimri'nin kurulma esnasında birebir benzer, yani birebir demeyeyim ama aynı işlevi gören başka bir sitenin var olduğu bilindiği halde nasıl cesaret edip ya da neye dayanarak böyle bir girişimi başlattı kurucular? Bildiğim için cevap verebileceğim. Çünkü dediğim gibi kurucu ekipte de bulunmuştum. Doğru. Akakçe bizim büyük rakibimiz. Çok da başarılı, sevdiğimiz bir rakibimiz. Kuruluşu 2000 yılına dayanıyor. Cimri'den 7 yıl daha büyük bir site. Burada tabii rekabet çok önemli. Bir taraftan kopya ya da yapılanı yapmak gibi bir durum söz konusu. Ama diğer taraftan da orada bir başarı varsa o başarıdan da pay alabilmek, bir taraftan da birlikte pazarı büyütebilmek söz konusu. Bunu bazı işlerde başarabildik, bazı işlerde başaramadık. Mesela yemek sepeti örneğinde hiçbir firma yemek sepetine yaklaşamadı ve yeni bir pazar oluşturamadı. Dolayısıyla oradaki örnekler birer birer çöpe giderken biz fiyat karşılaştırma tarafında Cimri'yi ayakta tutabildik aslında. Bu anlamda bir rakibin olması birçok yönden de o işin kurulması için sebeplerden de bir tanesi. Çünkü her fikirde yatırımcı ya da o işe girişecek insanlar şunu soruyor. Tamam da pazar ne kadar? Rakip var mı? Yaşama şartları, para kazanabiliyor mu? Gibi metrikler var. Bunlara sahip olduğu için Akakçe, Cimri de ya biz de bu pazardan biraz pay alabiliriz ve birlikte büyütebiliriz fikrini aslında düşünmüş bir yapı diyebilirim. Şimdi teşekkür ederim cevabınız için. Oturarak söyleyeyim lütfen. Tamam. Aslında şunu merak ediyorum. Hani bir sokağa ikinci çiğ köfteciyi açmaktan farklı bir şey. Doğru. İnternet ortamında aynı işi yapan iki firmanın var olması. Bundan tam olarak fark nedir? Cimri'nin yaşamasını sağlayan, hala daha hayatta kalmasını sağlayan, bu kadar güçlü bir rakiple beraber yolu devam etmesini sağlayan internet ortamıyla mı alakalı bir şey? Yoksa sizin iş stratejilerinizle mi? Şöyle bir inanç, yatırımcılarımızın ve çalışanlarımızın inancı. Bu işi daha iyi hale getirebiliriz ve önümüzün daha açık olduğunu düşünme aslında sebeplerimizden bir tanesi. İki, tabii birçok bir sokağa ikinci çiğ köfteci mantıksız olabilir. Ki bunun örneklerini çok görüyoruz. Türkiye'de en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Yani madem çiğ köfteci var, sen tatlıcı aç. Çiğ köfteciden çıkan tatlıcıya gitsini biz beceremiyoruz. Hatırlar mısınız bilmiyorum siz ama bayağı küçüktünüz. İkinci Bağ diye bir dizi vardı. Ben Güneydoğulu'yum, Adıyamanlıyım. İşte kağıtçının karşısında kağıtçı açılır mı diye kavga ediyorlardı iki asker arkadaşı. Çünkü ikisi de rakip olmuşlardı aynı sokakta. İnternette tabii böyle bir gücü var. Pazar çok büyük. Daha doğrusu pazar çok büyüyecek. Şu an belki Türkiye'de %70-80 oranında internet bağlantısı olduğunu biliyoruz hanelerde. Ama bunların çoğunda işte MyNet, Hürriyet, biraz Google, Facebook gibi sayfalar kullanılıyor. Dolayısıyla yarısından fazlasını bir tarafa bırakırsak bizim e-ticaretten beslendiğimiz ya da e-ticarete dahil edebildiğimiz insanlar şu anda maksimum 7-8 milyon kullanıcıya tekabül ediyor. Dolayısıyla pazar çok daha büyük. Bu anlamda Türkiye pazarı bir değil, iki değil, belki 10 tane fiyat karşılaştırma sitesini de aslında kaldırabilir. Şeyden belki buradan pay biçelim ya da bir üniversite kurulduğunda tek bir bina varsa o binada bir tane kantin olur. Ama bu iş kampüse diğer binalara sıçradıysa ki ben Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde
turizm okumuştum. Orada 6 tane kantinimiz vardı. Ve bu 6 kantin seneler boyunca artarak, çünkü bir ihtiyaç oluşuyor. Arzla talebi aslında dengelemek için de bu tarz işler kullanılabiliyor. Ama bazen de hata yapılıyor bu arada. Yani çok çok büyük, işte bizim grupta Kariyer.net firmamız var mesela. Kariyer.net şu anda işte Yemek Sepeti gibi kendi sektöründe bir anlamda pazarın en büyük lideri baktığınızda. Hatta tekelleşme gibi bir durum bile söz konusu. Şimdi yeni bir firma kariyer sitesi olacağım diye ortaya çıkarsa şu anda çok yanlış bir dönem olabilir. Hatta belki şu an bu yıl böyle bir karar alınsa bu karar yanlış da olabilir ama 2007 yılında pazarın büyüyeceği aslında düşünülerek alınmış bir karardı. Şimdilik de fena gitmiyoruz ama sevdiğimiz bir rakibimiz. Bu anlamda o rakip tarafına girmişken rekabetin çok değerli olduğunu da söylemek lazım girişimcilikte. Tek başına olmak maalesef bir hantallık ya da biraz kendine güvenmişlik olduğunu biliyorum sana. Teşekkür ederim, ben sağ olun. Var mı başka soru arkadaşlar? Buyurun. ...1999'da, bu arada ben Emre Onay, 1. sınıf uluslararası ticaret öğrencisiyim. 1999'da patronumuzun hayatta para, zamanla enerji asla bir araya gelmez dediğini söylediniz. Bunun size atılan bir kazık olduğunu söyledi. Ben şunu merak ediyorum, yani bu atılan size atılan en büyük kazık mı yoksa başka en büyük kazığınız var mı? Yani? Var, birkaç tane daha var. Anlatır mısın? Şöyle, ya tabii bu laf kazık değil, bu adam benim işten atılmama sebep oldu aslında. Kazık tarafı o. Yani Hüseyin ihtiyacımız yok dedi ve gönderdi. Sağ olsun. Daha büyük kazıklarım var. Bu bir tane exit yaptığım projem var. Özgeciğim şimdi de söylediğim üzere toplantısalonları.com. Hala da yayın hayatına devam eden bir site. Bu benim 2001 yılındaki fikirlerimden bir tanesiydi. 2006'da askerden döndükten sonra hayata geçirebildim. 3-4 yıllık bir ortaklık sürecim oldu arkadaşlarımla. Sonra ortağım olan arkadaşım bana dedi ki yüksek bir para ihtiyacım var. Dedi benim yok. Ne yapacağız dedim. Ben satmak istiyorum dedi hissemi. Tamam dedim, sen hisseni sat. Kime satıyorsan biz ona devam edelim. Sonra sattı hissesini ama dedi ki bu adam tek benim hissemi almak istemiyor, tüm siteyi satın almak istiyor. Biz 2011'de 35 bin liraya sattık toplantısalonları.com bir seyahat acentesine. Ben çok istemesem de ortağım ve biz beraber bir yola baş koyduğumuz için madem öyle ben de yanında olmalıyım dedim. Üzülerek kendi çocuğum gibi sevdiğim sitemi, hatta şu anda bile çalışma hayatından sıyrılıp o işi yapabilirdim, öyle bir planım vardı. O girişimden aslında çıkmak zorunda kaldım. Duydum ki 3 ay sonra toplantısalonu.com'u satın almış başka bir firmadan. Aynı işi yapmaya başlamıştı. Hala da yapıyor, bana da şey diyor ara ara, doğum günü kutlu olsun kardeşim falan yazıyor. O attığı kızı hatırlatıyor. Bu da örneklerden bir tanesi ama çok var. Yani beraber sattı sonra tekrar almış. Evet, aynı işi yapmaya devam etti başka bir şey ama yine battı bu arada. O yüzden diyorum ya, yani kalbiniz temiz olsun arkadaşlar. Düşseniz de, kazıkta yeseniz, yanlış yaptığınızı, hata yaptığınızı da düşünseniz her şey sizin önünüze geliyor. Önemli olan sizin dürüst, ahlaklı ve kalbinizin temiz olarak çalışan da olsanız, tüccar da olsanız, patron da başka bir işte yapsanız yapılması gerekeni doğruyu yapmanız her zaman çok daha önemli. Teşekkür ederim. Var mı başka soru? Süremizi açtık mı bu arada? Biraz açmış olabiliriz galiba. Bir soru daha alalım. Varsa arkadaşlar. Yok galiba. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Öte davetimizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ediyor ve 21 gün 37 derece hatıra ormanına adına dikeceğimiz ağacın belgesini vermek üzere Doktor Umut Senem Çiftçi'yi sahneye davet ediyorum. Çok iyi yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gururla taşıyacağım. Thank you.
Samet Torun 1992 yılında doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisidir. 2015'te Alkan Project'te etkinlik organizatörlüğü ile iş deneyimlerine başlamış ve birçok şirkete stajyer olarak çalışmıştır. 2016 yılının Nisan ayında Others'ı kurdu. Hızla büyüyen Others, Koç Üniversitesi IEEE bir fikir, bir şirket yarışmasına ikincilik ödülü aldı. Daha sonrasında WeCommerce 2016 ödülünü almıştır. Samet Torun'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Merhaba herkese. Boğaziçi Üniversitesi'nde hala öğrenciyim. Halbuki 92'li olan bir insan olarak çoktan bitirmiş olmam gerekiyordu okulu. Hala okula devam ediyorum. Bunun sebebi aslında biraz da girişimcilik. Bunun artılarından, eksilerinden size bahsediyor olacağım. Sanırım burada Sakarya Üniversitesi ilk defa gelen tek kişi benim. Herkes daha önce bir şekilde uğramış Sakarya Üniversitesi'ne. Çok güzel bir üniversiteniz var. Etkinliğiniz de çok güzel. Şu açıdan güzel. Daha önce gittiğim etkinliklerde veya öğrenci olarak katıldığım etkinliklerde şunu gördüm. Yemek sepeti, işte örnek veriyorum Udemy vesaire gibi çok büyük şirketlerde insanları çağırabiliyorlar veya PNG'de insanları çağırabiliyorlar. Bu insanlar aslında sizin açınızdan bakamıyor girişimciliğe ve bu etkinlikteki herkes sizin açınızdan bakabilen insanlar girişimciliğe. İşte Ferhat olsun, Hüseyin Bey olsun, ben veya Elis gelseydi Elis de aynı şekilde. Hepimiz bir şekilde kendimiz yoktan var ettik bir şeyleri. Hala henüz çok büyük şirketler oluşmamış olsa bile bir şekilde sıfırdan yaratan insanları çağırmışsınız ve sizin yaşınıza yakın insanları çağırmışsınız. Öncelikle çok teşekkür ederim etkinliği düzenleyenlere. Others'ı daha önce duydunuz mu? Kimler duydu Others'ı? Bilen var mı? Güzel, bilenler var. Kısaca anlatayım. Others geçici işlerini yaptırmak isteyenler de bu işleri yapmak isteyen üniversite öğrencileri, yetenekli üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir platform. Nasıl çıktı ortaya? Ben ve ortam aslında bu fikri düşünüyorduk ama bir arada düşünmüyorduk. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda düşünüyorduk. Ortam da Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ben daha çok tamirci, tadilatçı vesaire çağırabileceğimiz bir platform düşünüyordum. O da benzer bir düşünce içerisindeymiş. Onunkinde ama biraz daha şöyle kendi probleminden yola çıkar, şöyle bir şey ortaya atmış. Ortamın evindeki elektrik duyu bayağıdır bozuk. Yani şu an tamir oldu, o dönem bayağıdır bozuk. Dolayısıyla arkadaşını çağırıyor yaptırmak için. Bir şekilde arkadaşı şu gün geleyim, bugün geleyim, işte başka arkadaşımı çağırayım. Bir şekilde arkadaşı da yaptıramıyor. Daha sonra usta çağırıyor, usta da çok fazla para istiyor işte. Örnek veriyorum, bir duyu değiştirmek için bilmiyorum fiyatlarını, 100 lira gibi. İşte bir miktarda ödeme istiyor. Dolayısıyla gizem bir ortam böyle bir şey düşünmeye başlıyor. Daha sonra bize ortak bir arkadaşımız bir araya getiriyor ve benzer işler yapmak istiyoruz. Neden bir arada yapmayasınız diyor. Daha sonra ders başlıyor. Peki dersinde ne tarz geçici işler oluyor? Onlardan ben size biraz bahsedeyim. İnsanları şeye çevirdim. Mesela sabah erken kalk, işe git, çiçekleri sula, köprüyü yürüyüşe çıkar, akşamdan yıkanmış perdeleri yerine as, yarım kalan çevirileri tamamla, yaptırılması gereken tasarımlar için birilerini ayarla, pazar alışverişini yap, yeni kiraladığın evin badanasını yap. Bir insanın bunları tek başına yapması mümkün değil. Niye düşünüyordum? Others'a kadar. Şimdi Others'a gidip görevimi oluşturuyorum. Tarihi, lokasyonu, bütçemi belirtiyorum ve görevlerimi sunuyorum. Sonra ben burada çalışmaya devam ederken geriye kalan tüm işlerim adreslayanlar tarafından yapılıyor. Ek gelir elde etmek isteyen öğrenciler yeteneklerine ve vakitlerine göre verdiğim görevlere talip oluyorlar. Ama bazen de para kazanmak için yetenek gerekiyor. Görev verenlerin kimisi açılan kafelerde kalabalık yapmaya çağırıyor, kimisi de kına gecelerinde dediğimi olmaya. İnanmayacaksınız ama burada eski sevgilisini kıskandırmak için tek sevgili arayan bile var. Adresli öğrenciler harçlıklarını kazanıyor, bizler de küçük ödemeler karşılığında zaman. Others'ı. Gördüğünüz üzere çok farklı işler de olabiliyor. Onlardan bahsedeceğim derdi. Bizim o duy muhabbetinin çok daha ötesine geçmiş işler. Şu ana kadar işte biz aslında çözüm bulmaya çalıştığımız şey
Hüseyin Bey'in söylediği para, zaman, enerjinin aynı anda bulunmaması sorunu. Biz onu bir noktada hani öğrencilerin zamanı var, öğrencilerin enerjisi var, öğrencilerin neden parası yok kısmıyla ilerlemeye çalıştık. Yetişkinler için de biraz da onların da parası var ama zaman yok. Neden öğrencilerle çalışmasınlar gibi düşünerek başladık. Sonuç olarak adres ortaya çıktı. Adresinde ne tarz görevler yaptırabiliyoruz? Ders çeviri görevleri yaptırabiliyoruz. İçerik hazırlama gibi görevler, işte getir götür gibi offline'deki görevler, grafik tasarım, sosyal medya vesaire. Sürekli değişen işler olabiliyor. Bu işler görev açan kişilerin hayal gücüne kalmış durumda. Burada öğrencilerin probleminden yola çıktık. Bu problemlerde çoğunlukla öğrencilerin ek gelir ihtiyacının olması, esnek çalışma saatlerinin olmaması, okul hayatı dolayısıyla ve yeteneklerine uygun işler. Çünkü üniversite öğrencileri para kazanmak için çoğunlukla part-time, işte kafelerde garsonluk yapma gibi işler yapıyorlar. Aslında bu öğrencinin yeteneklerine uygun değil ve orada hem çok fazla vakit kaybediyorlar hem de yapmak istemedikleri bir işi yapıyorlar belki. Biz aslında biraz da buna çözüm bulmak istedik. Şu ana kadar adı süreden 1600'den fazla eşleşme gerçekleştirdik. 1600'den fazla öğrenci görev yaptı. Ve nasıl başladık? Aslında bir ve iki önceki konuşmalarda biraz daha girişimcinin genel hatlarından bahsedilmişti bize. Hem Hüseyin ve hem Ferhat genel hatlarıyla girişimcinin nasıl olduğundan bahsetti. Ben bir öğrenci olarak nasıl girişim yapabileceğinizden biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Biz Gizem ilk yola çıktığımız zaman yazılımcımız yoktu, iki kişiyiz. Gizem siyaset okuyor, ben de inşaat okuyorum. Dolayısıyla yazılımla ilgili hiçbir bildiğimiz yok. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Direkt app yapmamamız gerektiği veya direkt uygulama yapmamamız gerektiği, web sitesi yapmamamız gerektiği. Öncelikle pazarı ölçmemiz gerektiğini biliyorduk. Ve pazarı ölçmek için de öncelikle bir landing page yaptık. Ve ölçmeden bir ürün yapmamamız gerektiği çok önemli bir şey oldu bizim için, mentorların söylediği. Ölçmeden herhangi bir ürünü yapmaya başlamayın. Çünkü bu hem zaman kaybına yol açabilir hem de kullanılmayan ürünlere yol açabilir. Biz böyle bir landing page yaptık. Landing page'de genel olarak neler yapılabildiğini anladık. Bir logo koyduk ve bir e-mail kutucuğu bıraktık. Bu e-mail kutucuğu sadece gelen ziyaretçilerin %40'ının gerçekten ilgili olduğunu ölçmek içindi. Buna da conversion rate deniyor. Biz bunu hedef kitlemizde olan gruplarda paylaştık. Gerçekten şu şekilde paylaştık. Bakın böyle bir site yaptık. Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa e-mailinizi bırakın dedik. Ve gerçekten de e-mail toplamaya başladık. Bizim burada amacımız şu oranı ölçmekti. Ziyaretçilerle e-maili bırakanların oranı ölçmekti. Yaklaşık %19 bir conversion rate'e ulaştık. Bu conversion rate'in %10'un üstünde olması aslında sizin için iyi bir şey. Bu girilebilir bir pazar olduğunu gösteriyor çoğunlukla. Sonraki aşamamızda ise tamam, gerçekten insanların ilgisi var. Gerçekten insanlar böyle bir şey yapmak istiyor. Öğrenciler de görev yapmak istiyor. İnsanlar da iş vermek istiyor. Peki biz bu işleri gerçekten yaptırabiliyor muyuz? Bunu test ettik istedik. Yine çünkü okey pazar var hadi ürün yapalım diye başlamadık. Bir sonraki aşamayı test etmeye başladık. Burada da sadece görev açılabilen bir tane kutucuk koyduk. Kutucukta işte tarih, lokasyon, görev detayı gibi şeyler ekleniyor, detaylar ekleniyor siteye. Daha sonra bu detayları bırakanlar var mı veya bu görevler gerçekten tamamlanacak mı test etmek için bu siteyi yaptık. Bu siteyi de yine sürükle bırak metoduyla bu işte wix.com, unboundpages.com gibi sitelerden yaptık. Hala bir yazılımcı bulmadık ürün yaratmak adına. Bu noktada da gerçekten görev bırakanlar oldu. Biz çok sevindik. İşte görevleri nasıl işleştirdiler vesaire düşünürken en başta topladığımız öğrenci maillerine bu görevleri mail attık. Gerçekten yapacaklar mı diye. Gerçekten de görevleri aldı yollar ve görevleri yapmaya başladılar. Görevleri yapmaya başlayınca biz konsepti de ispatlamış olduk. Gerçekten insanlar birbirlerinin işlerini yapıyor. Gerçekten bir şekilde görevler tamamlanıyordu. Ve biz bu şekilde e-mail ile 800 kişiye işleştirdik. 1200 TL'de bir işlem harcamına ulaştık. Bu bizim için çok iyi bir şeydi. Çünkü gerçekten elimizde hiçbir ürün yok. Çünkü sadece insanları e-mail ile işleştirmiştik. Herhangi bir para kazanmıyorduk. Sadece amacımız konsepti ispatlamaktı bu noktada. Sonrasında biz yazılımcı ekip bulduk. Yazılımcı ekip bulmak biraz bizim için zor oldu. Boğaziçi'ni de aradık, işte İTÜ'de aradık. Farklı yerlerde yazılımcı aradık. Hala yazılımcı problemimiz var. Yazılımcı bulduktan sonra yazılımcıyla yapmak istediğimiz tek şey hadi bir uygulama çıkarız. Bu uygulamayı insanlar hızlıca kullansınlar. Hızlıca görevler tamamlansın. Bir şekilde de patlasın gitsin gibi bir kafayla uygulamayı yaptırmayı planlıyorduk. Ama yazılımcıları tutması biraz zor oluyor açıkçası evde. Çünkü yazılımcıların sürekli farklı seçenekleri oluyor ve farklı yerlere gidebiliyorlar. Sürekli daha fazla para veren bir şirket var bir yazılımcıya. Sürekli farklı işler yaptıran veya daha az iş yaptıran şirketler oluyor yazılımcıya. Mesela yazılımcıyı elimize tutmakta veya yönetmekte güç çektik. Çünkü bizim
Daha önce yazılımla ilgili bir bilgimiz yoktu. Yazılımcı nasıl yönetilir bunu da bilmiyorduk. Ve en büyük sıkıntıyı orada yaşadık. İki tane uygulamayı yaklaşık %70'inde, %80'inde çöpe atmak zorunda kaldık yazılımcılarla ilerleyemediğimiz için. Bu süreçte mailleşleştirmeye devam ettik insanları. Arka tarafta biz geceleri uyumamaya başladık. Artık 7000 üyeye, 8000 üyeye ulaştık. Sürekli mailleşleştirirken sonra şeyi test etmeye karar verdik. Tamam, insanlar birbirlerinin görevlerini yapıyor. Ama insan birbirlerinin görevlerini yapabilmesi için, buradan eşleşmek için bize para vermeye okeyler mi? Bunu test etmeye karar verdik. Daha sonra insanlara şey dedik, okey adayını seçtin, sonra bu adayla çalışacağın zaman ödemeni benim hesabıma gönder, adayını da ben göndereceğim dedim. Daha sonra gerçekten maillerde benim hesabımın ismi duruyor, Samet Torun, işte IBAN numarası. Gerçekten insanlar göndermeye başladılar para ve gerçekten de bizim üstümüzden dönmeye başladı. Sonra bu sistemi bir flowchart oluşturduk ve web sitesi yapmaya karar verdik. Bu sefer yazılımcılarla uğraşmak istemiyorduk. Bir şirkete dedik ki, abi biz bu kadar para biriktirdik. Bize şu kadar indirim yapar mısın gibi. Gerçekten gittik, topladık paralarımızı, biz bir site yaptırmak istiyoruz dedik. Gerçekten mesela yazılımcılarla uğraşmak kolay oldu. Şirketler gerçekten çok daha hızlı yapıyor. Tek sorunu kalıcı olmamız, şirketler sürekli yanımızda değil. Son sitemiz bu şekilde oldu en son. Şirkete yaptırdığımızda, gerçekten site üzerine otomatik online ödeme oldu, işte insanlar aday olabilir oldu, eşleşebilir oldu. Bizim işimiz çok rahatlamıştı operasyon anlamında. Bu sefer marketing veya yazılımcı olma konusunda geri dönmeye başladık. Şu anda siteden bu şekilde görev açılıyor. İnsanlar mail atmak yerine veya o garip kutucukları doldurup bizden mail beklemek yerine bu şekilde kolayca görevleri açabiliyorlar. Sonrasında gelen adayları görüntüleyebiliyorlar. Adayını seçip eşleşebiliyor ve online ödemeyle bütün süreci tamamlayabiliyorlar. Burada biraz hızlı geçiyorum. Şu ana kadar Türkiye'de 66 farklı şehre ulaştık. Bu 66 şehri arttırmak istiyoruz ve Türkiye'nin her yerinde etkin olmak istiyoruz. 12.000'den fazla üniversite öğrencisi yazıyor burada. Yani biz şu an 17.000'i geçtik ve yakın zamanda 20.000'e de çıkabiliriz birkaç gün içerisinde. Yani bir görev yaklaşık 80 aday geliyor ki bu da ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor hem öğrenci tarafında hem de diğer tarafta. 1600'den de fazla görev eşleştirmesine ulaştık. İşin biz başlarken bir türlü kestiremediğimiz kısmına geçiyorum. Gerçekten çok tuhaf görevler geldi. Bizim kıvamızdaki görevlerden çok duyu değiştirme, işte sunum hazırlama, blog yazma gibi görevlerken insanlar gerçekten yaratıcılığın sınırlarını sordular bize o formları açık bırakınca. Yer tutma görevi vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun birisi. Arkadaşını gezdirecekmiş bizim okulu. Dolayısıyla bizim bu banklar sürekli dolu olur. Belki Boğaziçi'ne geleniniz varsa bilir. Sürekli dolu olur. Arkadaşını gezdireceğiz zaman orada oturmak istemiş manzaralı bankta. Dolayısıyla böyle bir görev açtı. Hani Boğaziçi'li biri yapar mı bunu diye öğrenci benim için gibi. Gerçekten birisi oturarak 15 lira kazanır. Biz çok şaşırdık. Hani bırakıp biz mi yapsak falan diye. O zaman çünkü hiç paramız yok. Ve başka bir görev kafede kalabalık yapma gibi bir görev geldi. Bir adam işte yeni kahve açıyormuş. Bu üçüncü nesil kahve olayları. Ben de çok bilmiyorum. Dört erkek, dört kız hani cool insanlar olsun falan diye böyle görev açtı ve hepsine 50'şer lira verdi. Onun üstünde farklı görevler bir tanesi rol yapma. Zaten videoda da izlediniz. İpek diye bir kız var. Kıza tanışıyoruz biz. Hakan açtı bu görevi. Ortak arkadaşının da gideceği, eski sevgisinin de gideceği bir yere. Ortak arkadaşının bir etkinliğine. Gerçekten gidecekmiş ama sevgisi varmış gibi göstermek istiyormuş. Aslında böyle rol yapacak bir sevgili arıyordu. Böyle bir görev geldi. Onun dışında biz artık marketinge yük verirken, bu marketing stratejisine yük verirken şöyle bir şey yaptık. Yani Adres en yaratıcı görevlerini arıyor diye bir ilanda bulunduk. Böyle bir reklam verdik. Daha önceki görevlerin sonucu oldu bu. Onların sonucu olarak biz de daha farklı yaratıcı neler gelebilir diye düşünüyorduk. Daha sonra gerçekten bu yaratıcı görevlerin kazananı oldu. Çünkü bayram bile değildi yani. Ve adam hakkında birini seçti, görevi yaptırdı. Bir çocuk gitti, namaz kıldı aslında ve bu seçtiği çocuk da Boğaziçi Üniversitesi felsefeden bir çocuk. Şu ana kadar öğrenciler, üniversite öğrencilerine farklı görevlerle 100 lira. Zaten işte promosyon kodu vesaire bir şekilde çıkarttı parasını da, evet. Şu ana kadar öğrenciler 250 bin liradan fazla para kazandırdık. Bu 250 bin lira bir iki ay öncesinin
istatistiği. 250 bin liradan fazla para kazanmak, daha fazlaya ulaşmak istiyoruz. Bu noktada da marketing çalışmalarımızı hem üniversite ekibimizi bir şekilde sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. İşte marketing çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız, tabii ki de başlangıçta hiçbirinizin şey olmayacak, ciddi bir marketing bütçesi olmayacak. Bizim de yoktu doğal olarak. Biz dolayısıyla gittik, kendimizi işte farklı mecralara anlattık, farklı web sitelerine anlattık, farklı content sitelerine anlattık. Bir şekilde en sonunda işte Hürriyet'le çıktık, CNN Türk'le çıktık, e-girişim, e-biraz gibi farklı platformlarda çıkmayı başardık. Aslında marketing stratejisi olarak biraz da bunu uyguladık. Çünkü doğrudan işte Facebook, Instagram vesaire gibi platformlara para verecek paramız yoktu açıkçası. Bütün etkinliklerde bulunmaya çalıştık elimizde olduğu kadar ve ciddi bir kampüs temsilcisi ekibi oluşturduk. Hala da bu ekibimiz büyüyor, yavaş yavaş farklı noktalara, farklı çalışmalara yönelmeye başladılar ekip içinde. Ekibimizi zaten burada görebilirsiniz, yaklaşık 9 kişilik bir ekip. Şu an 12-13 kişiye ulaştı. Daha önce gittiğimiz etkinliklerde mümkün olunca interaktif kalmaya çalıştık. Öğrencilerle bir arada kalmaya çalıştık. Zaten hepimiz de öğrenciyiz, bütün ekip öğrenciler oluşuyor. Ve sadece öğrencilere oluşan bir şirket olmak bizim için gurur verici bir şey. Genel hatlarıyla şöyle bir adıstan bahsedeyim. 2016'da söylediğim gibi ürün çıkarmadan önce pazar ölçümü yaptık. Sonra bir kuluçka merkezine girdik. Burada sizin yakınızda bir kuluçka merkezi açılmış olması çok iyi. Çünkü bizim okulun kuluçka merkezi çok kötüydü. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Bizim okulda sadece bir masa verdiler bize. Ve bu masada hani mentorumuz yoktu. İşte avukatlık, müşavirlik ne bunları bilmiyorduk. Nasıl şirket kurulur bilmiyorduk. Sadece masada bir şeyler yapıyorduk ilk başladığımızda. Ve buna 2 hafta dayanabildik. Daha sonra Koç Üniversitesi'nin kuluçka merkezine gittik. Nisan 2017'de geceleri uyumadan vesaire sürekli e-mail ile okutucukları dolduran insanların görevlerini yaptırmaya çalışarak 1000 göreve ulaştık. Şu an web sitesinin şu anki versiyonu var. Bu 2. versiyonu ve yakın zamanda yenilemeyi planlıyoruz. Yakın zamanda adresinin içine gamification, işte rozetler, oyunlar gibi şeyler eklemeyi planlıyoruz. Sonrasında da burada 2018 olması gerekiyor. 5000 görevi tamamlamayı planlıyoruz. Yakın zamanda daha sonra mobil uygulama, o çöpe attığımız mobil uygulamaları daha sonra çıkarmaya karar verdik. Çünkü yarın bir uygulama çıkarmaktansa güzel çalışan bir uygulamayı çıkarmayı tercih ediyorduk. 2018'de de Türkiye'nin tamamına yayılmayı planlıyoruz. Şu an 66 ildeyiz ama çoğunda aktif değil gibiyiz. Çok az öğrenci var diğer illerden. Genel olarak bu şekilde ekibimizden bahsedeyim. Benle Gizem kurduk ve söylediğim yazılım, işte abi bize site yapar mısın dediğimiz şirket de Bonte. Bonte'ye gittik, bize onlar yazılımımızı yaptı. Arkada 10 kişilik bir üniversite kampüs temsilcisi ekibimiz var. Bizi bu hesaplardan takip edebilirsiniz veya sormak istediğiniz sorular varsa size yardımcı olabilirim. Soru var mı kimse? Bu kadar iş hayatından şikayet edince öğrenci olmayanlara da iş açabiliyor muyuz? Öğrenci olmayanlar şu an iş yapamıyor. Üniversite öğrencileri iş yapamıyor. Çünkü bizim asıl hedeflerimizden bir tanesi üniversite öğrencilerine sosyal fayda sağlamaktı. Onların bir şekilde gelir elde sağlamaktı. Ve hani aslında çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon üniversite öğrencisi var. Bu 6 milyon üniversite öğrencisi de büyük bir kısmı, hatta bayağı büyük bir kısmı potansiyelini kullanamıyor. Ve aslında genç işsizlik de biraz buradan doğuyor. O potansiyeli kullanabilecek bir imkan olmadığı için. Bu gerçekten işsizliğin çözümü olabilir mi? Uzun vadede yani bir ihtimal veriyorum buna. Yani şu noktada bunu bir şekilde büyütmeye ve o potansiyeli kullanmaya çalışıyoruz. İkna oldum vazgeçti. Teşekkür ederim. Başka soru soran var mıdır? Sizin sorunuzu alabilirim. Aynen sizin sorunuzu alabilirim. Benim dikkatimi çeken şey, markada kullandığınız panda detayı oldu. Bunu kim tasarladı ve neden panda? Şimdi ben en başa geri geliyorum bir saniye. Gelebilirsem. Biz en başta aslında bir site yaptık ve pazarı ölçeceğiz demiştik. Ve pazarı ölçerken böyle bir tane web sitesi yapmamız gerekiyordu. Gerçek hikaye anlatıyorum ben. Bu web sitesini yaparken tabii ki de
oturup hani şu butonu nasıl yapalım, şu arka planı nasıl yapalım vesaire gibi detaylara takılmadık. Ve bir startup olduğumuz için çok hızlı bir şekilde pazarı ölçmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde böylesine bir logo koymamız gerekiyordu en başta. Bu logo gerçekten bizim için güzel bir logoydu. Hani denemeye, en azından pazarı ölçmek için yetecek bir logoydu. Sonrasında yeni pandalar yapmaya çalıştık, yeni güzel logolar yapmaya çalıştık. Ama bir şekilde bunun kadar güzel olmadı ve bu logo bu şekilde kaldı aslında. Bizim başta tasarımcımız olmadığı için bu şekilde kaldı diyebilirim. Panda aslında bizim için samimi bir ev oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Teşekkürler. Başka soru var mıdır? Aslında iş anlatırken girişimci olduğunuz için temelde yani basit gibi anlatıyorsunuz ama ben bu işin yani sıkıntılarını merak ediyorum. Neler yaşadınız ilk başta? Bizim en büyük sorunumuz yazılımcı, başından beri yazılımcı. Hala da yazılımcımız yok. İki tane uygulama çöp attık falan dedik. Böyle dertlerimiz var. Onun içindeki sıkıntılar şu oldu. Biz sermayesiz başladık. Yani üniversite öğrencisi olarak başladık. Ki hala öyleyiz. Sermayesiz başlamak bizim için sorun oldu. Çünkü sermaye olmayınca işte hani deneyecek marketing gücünü bulamıyoruz. Veya deneyecek işte logo yaptıracak birini bulamıyoruz belki. Belki web sitesi yaptıracak birini bulamıyoruz. Sermayesiz başlamak birinci sorunumuz oldu. İkinci sorunumuz ikinci sorunumuz yazılımcı yönetememek oldu. Üçüncü sorun ise bu süreçte psikolojik şeyler oldu. Hani belki insanların senden beklentisi olabilir. Bunu karşılayabiliyor olup olmamak bir sorun olabilir. Onun dışında sürekli bu insanları e-mail ile eşleştirirken sürekli sitenin aktif kalması gerekiyor. Sürekli e-mailin başında birisi olması gerekiyor. O birisi de iki kişiden biri oluyor. Ya ben oluyorum ya Gizem oluyordu. Dolayısıyla artık geceleri görev gelmeye başladığı zaman veya insanlar görevleri için aramaya başladığı zaman veya bir göreve işte 350 aday gelmeye başladığı zaman hepsine mail atmak yorucu oluyordu. İşin pazar ölçümü kısmında ürünü yapmadan önce ürün dizayn etmek kısmı diyebilirim ben buna. Çünkü bir şekilde test ediyorduk biz. Test ederken yüksek acınlara ulaşmamız tamamen şansla alakalı bir şey. Bu ürünü test etmek ve ürünü dizayn etmek aslında zor kısmı işin. Çünkü dizayn sürekli hani ufak değişiklikler yapılabilir ama sürekli kökten değişiklik müşterinin kaçmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla dizaynı güzel yapmak gerekiyor. Hani kendi açımdan yazılımcı ve paraya geçtiğim takdirde direkt fikrin dizaynı, ürünün dizaynı diyebilirim. Psikolojik sıkıntılarla karşılaştık dediğiniz Hüseyin Bey'in de söylediği gibi yani kendisini nasıl deterji ediyorsunuz? Bence motivasyon çok önemli böyle işlerde. Yani bu deterji nasıl? Deşarj. Şöyle motivasyonu sağlayan şey şu oldu, hani öğrencilere 250 bin lira para kazandık vesaire diyebiliyorum şu an. Bir sürü üniversitenin hayatına dokunduk bir şekilde. Ve gerçekten onlardan da mailler alıyoruz bazen. Hani işte çok teşekkürler vesaire gibi mailler alıyoruz. Veya sokakta karşılaşabiliyoruz. İşte Aslan'ın adresi kurusu değil misin falan. Çok nadir oluyor şu an ama. Bir şekilde karşılaşabiliyorum ve bu bana yetiyor. 3 ay 5 ay yetiyor zaten bir kere karşılaşmak. Onun dışında henüz başka neler motive ediyor beni? Şu an bir Kuluçka Merkezi'nde olmam motive ediyor olabilir. Çünkü 9 tane startup var içeride Koç Üniversitesi'nin Kuluçka Merkezi'nde. Onlar da aynı yollardan geçiyor. Onlar da bir şekilde aynı baskılarla karşılaşıyor. Onlar da bir şekilde işte yazılımcı sorunu yaşıyor, psikolojik aile baskısı yaşıyor olabilir, işte okulluğu bitiremiyor olabilir. Bir şekilde etraftaki çevremle birlikte, yani çevrenin de girişimci olmasının etkisiyle bir şekilde o sorun çözülüyor. Başka soru var mı? Alalım. En büyük hayalim, çok güzel bir soru. Herhalde yani en büyük hayalim birincisi, hani Adırslan yola çıkacak olursak gerçekten bütün bu harcanan potansiyeli, hani iş gücü olabilir, yetenek olabilir. Bir şekilde dünyada insanların çok fazla harcadığı potansiyel var. Öncelikle bu potansiyellerin mümkün olacağı fazlasını, hatta %100 çok idealist olacak. Ben %100'e yakın bir kısmını açığa çıkarmak isterim yani. Bunlar açığa çıktığında aslında dünyanın ilerlemesi, şu an dünya ilerliyor diyoruz. Belli bir hızla ilerliyorsa kat kat daha fazla ilerleyecektir ve o zaman ne olacağını merak ediyorlar. Açıkçası orayı görmek istiyorum. Yani. Sizin sorunuz var. Alıyoruz. Eskiden almıyorduk işte. O mailleri atarken almıyorduk. Sonra şu an almaya başladık.
Esra'dan ilk denediğimizde öğrenci tarafından komisyon aldık. Örnek veriyorum, 100 liralık bir görevde öğrenciler 80 lira, 90 lira gibi komisyonlar alıyordu. Yani ücretler alıyordu. Daha sonrasında şunu fark ettik, görev açan kişi gerçekten zorluyor, sınırları zorluyor. Ve öğrencilerin de biz açıkçası sömürmek istemiyoruz. Çünkü öğrenciler tam paraya ihtiyaçları var, tam çok da zekiler, iş gücü de çok iyi. Ama işte öğrenci sömüren bir sistem haline gelmek yerine biz daha sonradan aldığımız komisyon kısmını görev açan tarafa çektik. Ve %20 komisyon alıyoruz şu an. Bunu test ederek bulduk aslında. %30'u da denedik, %5'i de denedik. %20'de sabitlendi bu. Şu an %20 komisyon alıyoruz görev açan tarafa. Sizin sorunuzu alabilirim. Şu şekilde aslında bunu öncelikli olarak ödeme kısmından sağlıyoruz. Görev açan kişi ilk ödemesini yaptığı zaman adaya gitmiyor. Aday seçerken ödeme yapıyor ama ödeme adaya gitmiyor. Ödeme havuz hesabında bekletiliyor. Görevi tamamlandığı görev açan kişi tarafından onaylandığı takdirde ödemesi karşı tarafa iletiliyor. Diğer türlü iletilmiyor. Şu ana kadar bu suistimal etmeye çalışan çıkmadı görev açan tarafından. Ama karşılığı anlaşmazlığa denk geldik. Bu noktada öneriler sunuyoruz. İşte müşteri destek ekibimiz parçalı ödeme gibi öneriler sunuyor. Mümkün olacağı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biz sadece eşleştirmekle yükümlü olsak da aralarındaki sorunlara mümkün olacağı destek olmaya çalışıyoruz. Samet Torun'a. Çok fazla soru var. Ben çıkışta hepinizin sorularını cevaplayayım. Teşekkür ederim. Samet Torun'a davet ediyorum. Davetimizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyor ve 21 gün 37 derece Hatıra Ormanı'nda adına dikeceğimiz ağacın belgesini vermek üzere Musenem Çiftçi'yi sahneye davet ediyoruz. Görev alan siyah tişörtlü arkadaşları davetlerimizle birlikte sahneye davet ediyorum lütfen. Aldım.